Sayın Oda Başkanım Yücel Akdemir, Yönetim Kurulu ve Kurul Üyeleri, TÜRMOP Kurul Üyeleri, değerli panelistler, kıymetli hocalarımız, misafirlerimiz ve siz değerli meslektaşlarımız, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın Etik Komitesi'nin düzenlemiş olduğu Gelecek Etik ile Gelecek panelimize hoş geldiniz. Şimdi İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Etik Komitesi Başkanı Sayın Canan Şahan Hanım'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Sayın Oda Başkanım, Yönetim Kurulu üyelerim. Teşekkür ederim. Sayın Oda Başkanım, Yönetim Kurulu üyelerim, kurul üyelerim, TÜRMOP Yönetim Kurulu ve kurul üyelerimiz, değerli hocalarımız, panelistlerimiz, siz değerli meslektaşlarım, değerli misafirlerimiz ve komite arkadaşlarım, Etik Haftası'nda düzenlediğimiz Gelecek Etik ile Gelecek panelimize hoş geldiniz. Komitemiz 19-10-2007 tarihli Etik İlkeler Yönetmeliği doğrultusunda çalışmalarını bugüne kadar sürdürmüştür. Komitemizin yaptığı çalışmaların temel noktası meslek ve sosyal alanlarda etik konusunda farkındalık yaratmaktır. Dijitalleşen çağda mesleğin geldiği yeni konumda meslek etiği daha da önemli hale gelmiştir. Bizler İSMO Mesleki Etik Komitesi olarak etik kültürünün ve meslek etik kurallarının yaygınlaşması için yaptığımız çalışmalar ve projelerle mesleğimizin değeri ve itibarını arttırmayı ilke edinerek sürdürülebilir yeniliklerle adından söz ettiren bir komite olmayı amaç edindik. İnsani değerlere saygılı, kamu yararını gözeterek mesleki yargısını kullanan ve bilgi üreten, sürekli eğitim ve gelişim sürecinde olan meslek mensuplarının muhasebe meslek etiği ilkelerini benimsemesine ve uygulamasına yönelik çalışmalar yapmak ve bu doğrultuda görüş bildirmek, diğer meslek odaları için referans merkezi niteliği kazanmayı misyon edindik. Siz değerli katılımcılara komitemizin çalışmaları hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. İstanbul genelinde ilçeler bazında komite üyelerimizin sunumlarıyla farkındalık eğitimleri yapılmıştır. Meslektaşlarımızla kısa röportajlar yapılmış ve video olarak paylaşılmıştır. Meslek etiği el kitabı hazırlanmış ve meslektaşlarımıza dağıtılmıştır. Farkındalık yaratmak için görseller, kısa film, senaryo ve animasyon çalışmaları yapılmıştır. Odamızın Bizden Haberler dergisinde röportajlarımız yayınlanmıştır. 29 Mayıs 2018 tarihinde muhasebe mesleğini zirveye taşıyan etik adımlar adında bir panel düzenlenmiştir. Gerek komite başkanımız ve oda yöneticimiz gerekse tüm komite olarak odamız adına çalıştay, toplantı ve panellere katılım sağlanmıştır. Konuyla ilgili önerilerimiz paylaşılmış, çalışmalara destek olunmuştur. Yine komite üyelerimizden Ali Doğan, Kenan Kaş, Sema Bağış, Aslan Şamcı, TÜRMOP etik eğitmeni olarak görev yapmakta olup 2016-2018 dönemlerinde Türkiye genelinde etik eğitimleri vermişlerdir. Bu çalışmalarla ilgili her aşamada desteğini bizden esirgemeyen, konuyu hep gündemlerinde tutan başkanımıza, oda yönetimine ve bilhassa Cemile Kuzu'ya buradan bir kez daha şahsım ve komitem adına teşekkür ederim. Mevcut ve geçmiş dönem komite arkadaşlarıma ve her zaman yanımızda olan oda çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Ve son olarak da bizleri hiç yalnız bırakmayan değerli hocalarımıza, panelistlerimize, ve siz sevgili katılımcılarımıza teşekkür eder. Geleneksel hale gelen panelimizin meslek camiamıza katkı sunmasını dilerim. Unutmayalım ki mesleğin değeri ve itibarı meslek mensubunun kendine gösterdiği değer ve itibarla birebir bağlıdır. Gelecek panellerde görüşmek dileğiyle saygılarımı sunarım. Canan Hanım'a değerli konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Yücel Akdemir'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Odamızın çok değerli kurul üyeleri, çok değerli konuşmacılarımız, misafirlerimiz, çok değerli meslektaşlarım, sizleri odamızın yönetim kurulu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz.
Gelecek etik ile gelecek. Bu aslında altı çizilmesi gereken, hiç tartışılmaması gereken, gündemin en tepesine oturtturmamız gereken bir cümle aslında. Birçok sorunun çözümü burada yatıyor. Biraz önce disiplin kurulunu ziyaret ettim. Haksız Rekabet Kurulu ile odada buluştuk. Orada sayıları nereye getirirsek getirelim, ne kadar ceza verirsek verelim, İstersek meslek mensuplarının yarısını meslekten atalım, sorunları çözmemiz mümkün değil değerli arkadaşlar. Her işin başı etik geliyor. Hele Türkiye konjonktüründe günümüzde her zamankinden daha fazla etiğe ihtiyacımız var. Buradan şuraya geleceğim. En son bir oda seçimini gerçekleştirdik. Bir oda başkanı olarak değil, bir meslek mensubu olarak birinci gün yaşananlardan utandım ben değerli arkadaşlar. Bunları konuşacağız. Birinci gün yaşananlardan utandım. Halbuki genel kurullar bizim sevginin, saygının arttığı, dayanışmanın ön plana çıktığı, odamızın, mesleğimizin güçlenerek çıktığı yerler olmalı. Genel kurullar birbirimize yuh çektiğimiz, elimize şişe aldığımız, birbir üzerimize yürüdüğümüz yerler olmamalı. İşte buradaki bu sıkıntı da etik. Bunu ancak etikle çözebiliriz. Disiplin kurullarında belli yerlerde ceza vererek yapabileceğimiz bir şey yok değerli arkadaşlar. Bunu ancak etikle çözeceğiz. Yine de tabii bunlar, bu davranış içinde bulunanlar, sizleri tenzih ediyorum. Küçük bir azınlık, sağduyu yine hakim geldi. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağduyuyla birinci gün genel kurula sahip çıktık. Olayların büyümesini önledik. Genel kurulumuzu sağ salim tamamladık. İkinci günde görevlerimizi yerine getirdik. Mesleğimize, odamıza sahip çıktık. Bizden haberlerde söylediğim gibi kazanan mesleğimiz ve odamız oldu. Anlatmamız gerekiyor. Seçimler olur, gruplar olur ama kazananın kişiler değil, kazananın gruplar değil, mesleğin, meslektaşın ve odanın olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Kalıcı olan bunlar. Her şey gelip geçici. Ama maalesef biz henüz o noktaya gelmedik. Ben inanıyorum ki etik komitemizin çalışmalarıyla da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yani inanılmaz bir çalışma dönemi gerçekleştirdiler. Geçmişteki bayrağı aldılar, onları devam ettirdiler. Yani çok kolay değildir ilçelerde, ilçe kahvaltılarında etiği anlatmak. Türkiye'de etikle ilgili yapılan, başta Ankara olmak üzere, resmi ve diğer toplantılara katılmak. Zordur bu tip şeyleri anlatmak. Türkiye'de insanlar mecburen yapmak zorunda oldukları şeylerin bilgisine koşuyorlar. Bazen ücretli, bazen ücretsiz. Mecbur değillerse şöyle bir bakıyorlar. Tüm buna rağmen sağ olsun komitemiz son 3 yılda bir kez daha tam istediğimiz düzeyde olmasa bile biraz akıllarımıza etiği, sorunların çözümünün etikten geçtiğini, sevgiden, saygıdan, dayanışmadan geçtiğini, sadece ceza vererek bir yere varılamayacağını dillerinin döndüğü kadar anlattılar. Alan arkadaşlarımız da aldı bunu. Ben komitedeki, başta komite başkanımız, komitemizden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Cemile Kuzu, komitedeki arkadaşlarım olmak üzere, bir de tabii onları hiç yalnız bırakmayan hocalarımız burada, akademisyenlerimiz, panelistlerimiz burada. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Tabii en büyük teşekkürümüz sizler. Aşacağız bunları, bu meslek aşacak. Gönül isterdi ki bu salon bugün dolu olsun. Belki bayrama biraz erken girdik. İnşallah bir dahaki sefere, geçen defakinde olduğu gibi, bu salon dolu olacak diye düşünüyorum. Çok önemli bir etkinlik. Bu etkinliğin başarılı geçmesini diliyorum.
etik haftamızı kutluyorum hepimizin. Yakında Ramazan bayramımız var. Ramazan bayramınızı da en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlığınıza dikkat edin. Kendinize iyi bakın diyorum. Sizlere yönetim kurulu adına sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Saygıdeğer Oda Başkanımıza değerli konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi komite çalışanlarımızın teşekkür belgelerini vermek üzere başkanım sizi tekrar rica edeceğim kürsüye. Kaç kişi? 10 kişi başkanım. Sonra da misafirlerimizinkini rica edeceğim size. Yok, ben bir tane vereyim. Yönetim kurulu üyelerimiz var. Burada üstadlarımız var. Paylaşarak verelim. Hem ben yorulmayayım hem paylaştıralım. Evet. Şöyle yapalım. Teşekkür belgesini almak üzere Canan Şahan Hanım'ı davet ediyorum. Gel, şu önde ver. Tamam. Gel. İki tane ben verip diğerlerini Kenan Kaş. Sayın Erol Demirel'i teşekkür belgelerini vermek üzere davet ediyorum. Aslan Şamcı'yı davet ediyorum. Ali Doğan. Evet. Teşekkür belgelerini vermek üzere Sayın Ali Haydar Tunç Bey'i davet ediyorum. Sema Bağış. Özlem Bektaş. Teşekkür belgelerini vermek üzere Gülgün Öztürk Hanım'ı davet ediyorum. Zekiye Ağca. Emsal Bölük. Ve Enver Mercan. Gülgün Hanım'a teşekkür ederiz. Gelecek Etik ile Gelecek konulu panelimizde değerli panelistlerimizi ve kıymetli hocalarımızı hem tanımak hem de teşekkür belgelerini vermek üzere Sayın Başkanımız Yücel Akdemir'i tekrar davet ediyorum. Beş tane başkanım. Bizlere moderatörlük edecek Sayın Profesör Doktor Fatih Dalkılıç davet ediyorum. 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi. Başkanım, önden verdiniz, ben alıp gidebilirim.
Yılçay. Peki. O zaman Mahmut Bey'i davet edeyim. Teşekkür belgelerini vermek üzere Mahmut Şahin Bey'i davet ediyorum. Doçent Doktor Seçil Sigalı, 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi. Profesör Doktor Nesrin Çobanoğlu, Tıp Etiği Anabilim Dalı Başkanı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi. Teşekkür belgelerini vermek üzere Sayın Cemile Kuzu Hanım'ı davet ediyorum. Ali Kamil Uzun Bey'i davet ediyorum. Bravo. Meslek insanı, sivil toplum gönüllüsü, karikatürist. Gürcan Bilgiç Beyefendi'yi davet ediyorum. Spor yazarı. Son konuğumuz Doktor Bertan Kaya'yı davet ediyorum. İç Kontrol Enstitüsü Türkiye Başkanı. Cemile Kuzu Hanım'a teşekkür ediyoruz. Şimdi moderatörlüğü yapmak üzere Sayın Profesör Doktor Fatih Dal Kılıç Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Tamam. Panelistlerimizi davet ediyorum. Doçent Doktor Seçil Sigalı. Profesör Doktor Nesrin Çobanoğlu. Ali Kamil Uzun Beyefendi'yi davet ediyorum. Gürcan Bilgiç Beyefendi'yi davet ediyorum. Ve son panelistimiz Doktor Bertan Kaya Beyefendi'yi davet ediyorum. Panelimizin güzel geçmesi dileğiyle başarılar diliyorum sizlere. Söz sizde hocalarım. Evet, hepinize saygılar sunuyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Sayın Başkan keşke daha çok dolu olsaydı dedi ama izninizle ben buna katılmıyorum. Gayet dolu ve gelen kişilerin de çok ilgili olduğunu dışarıda da sohbet ettik, görüyoruz. Ben izninizle şunu da ifade etmek isterim. Ben de İzmir Odası'na kayıtlı bir meslek mensubuyum. İzmir Odada da etik komitesi var, etik kurulu var, çalışıyoruz. İşte TÜRMOK'ta etik kurulu var. Bunu gerçekten burada olduğum için söylemiyorum çünkü zaten siz bu sonucu görüyorsunuz. Etik kurulları arasında, komiteleri arasında gerçekten en çok çalışan, en istekle çalışan, en çok panel yapan, en çok yayın yapan ekip İstanbul Odası. Bizi de sağ olsunlar, geçen sene olduğu gibi bu sene de teveccüh gösterdiler. Geçen sene de teveccüh gösterdiler. Yine bu sene de biz buraya koşarak, severek, çok isteyerek geliyoruz. Çağırdığınız sürece de gelmeye devam edeceğiz. Bugün çok heyecan verici de bir ekip var. Gerek televizyondan duayen bir beyefendi var, Gürcan Bey var. Bir kere onun yanında mikrofonla beraber konuşmak bir şey, heyecan konusu. Onu ifade etmek isteyeyim. Mesleğimizde duayen insanlar var. Fakat şunu da söylemem gerekiyor moderatör olarak. Biraz zaman koşuluyla erken ayrılması gereken kişiler de var. Ben
Tüm konuşmacılardan o yüzden özür dileyerek sıralamayı buna göre izninizle yapmak istiyorum. Bu bağlamda önce sözü Ali Kamil Uzun'a vereceğim. Fakat kısaca tanıtmak isterim kendisini. Her ne kadar herkes çok yakından tanıyor da olsa. Çeşitli finans ve endüstri kuruluşlarında kurumsal yönetim, iç denetim, bilgi sistemleri denetimi, toplam kalite yönetimi, insan kaynakları, eğitim ve iletişim konularında 40 yıla yaklaşan uygulama ve üst düzey yöneticilik deneyimine sahiptir. 40 yıl hiç belli olmuyor üstadım, onu söyleyeyim. Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu danışmanıdır. Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün kurucusu ve Marmara Üniversitesi'nde aynı zamanda öğretim görevlisidir. Kurumsal hayat üzerine çok sayıda yazı ve makaleleri, kitap, eğitim ve seminer çalışmaları bulunmaktadır. Az önce de sunulduğu gibi çok güzel de karikatürleri var. Biz birkaç yerde de sergisine katılma şansı bulmuştuk. Üstadım 20 dakikayla sizi sınırlamak zorundayım. Daha sonra çünkü sizden soru cevap alarak sizi uğurlamak isteriz. Kürsü sizin, buyurunuz. Odamızın değerli başkanı ve kurul üyeleri, değerli hocalarım, değerli meslek insanları, meslektaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Böyle güzel bir günde, güzel bir konuda sizlerle birlikte olmak da ayrı bir mutluluk veriyor. Şimdi konu etik, gelecek etik ile gelecek diyoruz. Gerçekten geleceğin gelmesi için de etiğe ihtiyacımız var. Panelistlerimiz arasında çok değerli hocalarım var. Ben etiğin bilimsel ve akademik yönünü onlara bırakıyorum. Onlar çok değerli birikimleriyle bizleri aydınlatacaklar. Ben bir meslek insanı olarak, bir uygulamacı biri olarak hani kendi açımdan etik bana neyi ifade ediyor ve ben bu konuda nasıl bir çaba içindeyim onu anlatmaya çalışacağım size. Çünkü bir yandan bir meslek insanı yönüm var. Öte yandan meslek hayatım kadar aynı sürede emek verdiğim bir sivil toplum gönüllülüğüm var. Bir de çocukluğumdan beri hiç ayrılmadığım bir özel ilgi alanım, karikatüristliğim var. Hepiniz gibi ben de çok yönlü bir insanım. Ve biz meslek insanları, bu yönde çok yönlü insanlar aslında toplumun gözü önünde insanlarız. Bu açıdan da etik bizim açımızdan da ayrı bir önem taşıyor. Ben de size çizgilerimle ve yaşanmış anekdotlarla etik olmak nedir, benim için etik nedir, biraz yaşanmışlıklardan yani hayatımın gerçeklerinden hareket ederek örneklerle aktarmaya çalışacağım. Çünkü etik olmak aynı zamanda örnek olmak anlamına geliyor. Şimdi neden etik? Yani etiği ben kendi açımdan tanımlayacak olursam tutum ve davranışlarımızı şekillendiren bir değerler bütünü, onun ifade ettiği kurallar olarak algılayabiliriz. Tabii bunun bilimsel ve akademik tanımı çok daha derin, onu değerli hocalarım ifade edecekler. Ama benim için, benim çıkış noktam bu. Şimdi bu çizgilerden de ifade edileceği gibi, yani toplumsal, kurumsal, mesleki hayatta insanların dokunduğu, insanların ilişki içinde bulunduğu bu hayatta işte çeşitli insan tutum ve davranışları var. İşte güçlü olmak ya da uyanık olmak, zayıf ya da saf olabilirsiniz. Nasıl olursanız olun sonunda bir insansınız. O zaman burada bizi insan olma noktasında şekillendirecek duruşumuzu, tutum ve davranışlarımızı şekillendirecek bir şeylere ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Diğer bir ifadeyle aslında hani toplumsal uzlaşma, uyum, değer, ortak ve değerler açısından baktığımızda bu çizgilerle de aslında size gerek hak, hukuk, adalet açısından da etiğin bir şeyler vermesi gerektiğine inanıyorum. Yani bu kelimeyi, bu kelimeleri, bu kavramları şimdi içinde yaşadığımız toplumda çok tekrar ediyoruz ve bu konuda aslında şikayetimiz var ve
gündemimizi de sıcak gündemimizi de çok etkileyen bir hususla karşı karşıyayız. Buradaki bu çizgiler de aslında kafamızda etik olmak, bir toplumda bir duruş sergilemek kimimiz için içinde yaşadığımız koşullarda gözde büyüteceğimiz, gözümüzde büyüttüğümüz veya olmaz diye çaresizlik ürettiğimiz bir hal alıyor. Veya bir kaotik bir ortamı ifade ediyoruz. Ya da işte şurada gördüğünüz gibi bir ruh halini de ifade ediyor. Yani tutum davranışlarımızı, ruh halimizi, aslında düşünce yapımızı etkileyen çeşitli durumlarla karşı karşıyayız. İşte burada bizim bu düşüncelerimizi, tutum ve davranışlarımızı, ruh halimizi uyum, denge, uzlaşma çerçevesinde doğru şekilde yönlendirecek de bazı değerlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bunu biraz daha yine çizgilerle ifade etmeye çalışacak olursam, aslında etik anlayış, etik duruş, bir birlikte başarma kültürü açısından da önemli. Aslında birlikte başarmayı başaran topluluklar, meslek grupları, kurumlar etik konusunda örnek alınacak kurumlardır. Veya bize yaşadığımız süre içerisinde çeşitli fırsatlarla karşı karşıya kalıyoruz ve orada tercihler yapıyoruz. Şimdi sunulan fırsatlar karşısında yaptığımız tercihlerin değerlerle uyumlu olması, doğru, etik olması da aslında bizim kendi değerlerimiz ve birikimlerimizle ilişkili. Daha da önemlisi süreklilik ve sürdürülebilirlik. Bir meslek insanı olarak mesleki faaliyetinizde, duruşunuzda sürekli ve sürdürülebilir olmak, bir kurumsal faaliyette bunu sürekli ve sürdürülebilir kılmak adına da bir duruş göstermek zorundasınız. Bu konuda değerleriniz ve birikimleriniz sizi bu anlamda şekillendirecek. Peki bu karikatürlerle bunları aktardıktan sonra hani yine neden etik sorusuna, evet, iş dünyası ve paydaşlarımız ve meslek dünyası açısından bir gerekliliklerden, bir ihtiyaçtan da söz edebiliriz. İş dünyası açısından baktığımızda hep konuşuyoruz. Haksız rekabet. Yine bunu mesleki açıdan da alabilirsiniz. Yatırımcı güveni. İşte bugün toplumda, ekonominin bu gidişatı içerisinde yatırımcı güveninin azaldığından, bu konuda gerekli yatırımlara yatırımcı çekemediğimizden söz ediyoruz. Bunların temelinde hep ne var? Toplum olarak, iş dünyası olarak, kurumsal hayatı olarak, ülke olarak bir güven duygusu veya çalışma anlayışınız olarak bir etik anlayış konusundaki zafiyetlerden kaynaklanıyor. İş dünyasında güven kaybolduğu takdirde bunun sonuçları da ekonomide daralmaya veya işte kriz ve daha da ilerisi kaotik duruma götürüyor. Daha da önemlisi hukuk devletinin zayıflatılması. Şimdi hukukla kanun devleti olma noktasında da bir sıkıntımız var. Kanun devletimiz, hukuk devletimiz. Hani kanunlarla yönetiliyor olmanız demek bir hukuk devleti olduğunuzu göstermiyor. Evrensel hukukun kurallarıyla eğer uyumlu bir kanunlar manzumesi yoksa, o tür kanunlarla yönetilmiyorsanız orada gerçekten ciddi sıkıntılar var demektir. Burada yorumu tabii size bırakıyorum karşılaştığımız durumlar çerçevesinde. Meslek dünyası açısından baktığımızda da burada da konuyu iki farklı paydaşla görmek lazım. Meslek insanları ve meslek örgütleri olarak baktığımızda. Çünkü bizim mesleğimiz biliyorsunuz kamu yararında çalışan bir meslek. Bu anlamda etik bizim mesleğimiz açısından önemli bir kavram. Çünkü kamu güvenini, kamuoyu nezdinde mesleğimiz de bunu ifade etmek. Ben meslek insanı kelimesinin altını özellikle çizmek istiyorum. Hani bizim toplumda devlet adamı derler, devlet insanı derler. En az o kadar kıymetli
insanlarız, meslek insanları olarak. Bunu ben özellikle vurgulamak istiyorum. Hani devlete hizmet, nasıl bu ülkeye hizmetse, mesleğe hizmet de aslında bu ülkeye hizmet. Hele böyle bir kamusal sorumluluğu olan bir meslek grubuysa. O halde demek ki bizim için olmazsa olmazların içinde etik, güven ve güvenilirliğin oluşturulması. Bunu nasıl iş yapış şeklimizle, meslek ailemizde olan ilişkilerimizle, bilgiyi kullanma şeklimizle, topluma olan sorumluluklarımızı da yerine getirmemiz lazım. Bu meslek insanı duruşumuzu meslek örgütümüzde de yansıtmamız lazım. Bakın demin Sayın Başkan bir serzenişte bulundu genel kurulumuzla ilgili. Ben de ona gönülden katılıyorum. Meslek insanlarının bulunduğu topluluklar veya faaliyet gösterdikleri örgütler onlara yakışır ve yarışır bir şekilde de dış dünyaya kendini ifade ediyor olması lazım. O nedenle de şunu söylemek istiyorum. Meslek insanlığı bu kadar önemliyse her meslek insanı kendine yakışanı yapar. Kalite asla tesadüf değildir. Aslında meslek insanı duruşumuz yani etik duruşumuz bizim kalitemizin de bir ifadesi olarak kendini ifade ediyor. Dışa vurumu olarak bunu görmemiz lazım. Şimdi bakın size biraz da anekdotlarla bu ifade etmek istediklerimi açıklamaya çalışacağım. Kültürden kültüre de değişiyor toplumlarda. Şimdi bu Osman Gazi Köprüsü'nü biliyorsunuz herkes üzerinden geçiyor. Çok spekülasyonlara da neden oluyor verimliliği açısından. Köprü inşa edilirken bir Japon mühendis intihar etti. İntihar etme nedeni yapmış olduğu bir hatadan dolayı. İnsanlar büyük emek harcadı. O halat koptu çünkü. O halat kopan halatın sorumlusu benim dedi. Şimdi tabii bu o toplumda bir etik anlayış, o kültürün sonucu kendine çıkardığı bir bedel. Yani bu kadar önemli bir konu. Yani bir insanın canından vazgeçmesi. Yapmış olduğu bir hata ve onun hesabını kendini açısından bu şekliyle tecelli ettirmesi. Şimdi bu kadar uç noktalara gitmeyelim ama bu kadar kıymet, bu kadar bir topluluk, bir toplumda bu kadar değer ifade ediyorsa, bu kadar bir sonuç ifade ediyorsa o zaman kendimize dönüp bir bakmamız lazım. Hani biz bu konuda ne yapıyoruz diye. Şimdi burada da ben kendi hayatımdan size birkaç örnek vermek istiyorum. Burada bu konuda bir yazı yazdım. Babamın keseri diye. Benim babam inşaat işleriyle uğraşırdı. Şu gördüğünüz şey de Cağaloğlu'nda bir eski banka binası. O zaman emniyet sandığı diye geçerdi. Sonra Ziraat Bankası oldu. Biz de küçük bir çocuğuz. Bir gün babam akşam geç geldi. Yemek sofrasında babamı bekliyoruz. Çok geç geldi. Bayağı suratı düşmüş bir şekilde geldi. Biz de onu bekliyoruz. Küçük çocuğuz, kız kardeşim ve ben. Annem ne olduğunu anlamaya çalıştı. Babam burada iskelede çalışırken elinden keser kayıyor. O sırada bir baba ve kız, küçük kız çocuğu buradan geçerken kıza keser isabet ediyor. Hani hafif bir yaralanma, çok ciddi bir şey yok ama bu babamı çok etkiliyor. Çünkü bir kız kardeşim var. Ya bu başka bir felakete neden olsaydı hani şey açısından. Bunun vicdani şeyinle o gün o akşam o babamın o halini gördüm. Sonra niye bunun üzerine yazı yazdım? Tam işte tesadüf yolum düşmüştü. O sırada Soma faciasının mahkemesi görülüyordu. Ve orada da 301 işçinin öldüğü kayıp ve mahkemede işveren hani o işin sahipleri işi işte ölmüş mühendislerin üzerine faturayı çıkarmaya çalışıyorlardı. Bunun üzerine kendi kendime birden o çocukluk günlerime gitti. Babamla yaşadığımız bu durumu gördüm. Ya dedim benim rahmetli babam, ona bir inşaat işçisi. Böyle bir küçük olayı kendisi için böyle bir vicdani sorun yapmış. Ama bugün bir büyük sanayici veya işte bir maden işleticisi böyle büyük bir felakete neden oluyor. Ve onun sonucunu da kendi üzerine almıyor, başkalarına çıkarmaya çalışıyor. Bunun üzerine de babamın keseri diye de böyle bir yazı yazdım. Buradan bu beni işte bu ben böyle bir babanın evladıysam diye o zaman benim de
bu topluma, mesleğime ve bu dünyaya da sorumluluğum var diye düşünüyorum. Yani aslında etik dediğimiz konular, hani işte karşımızda duran işte bilimsel akademik konular, orada ne yapılması, yapılmaması gereken şeylerin söylenmesinden ötürü sizin nasıl içselleştirdiğiniz de önemli bir şey. Çünkü onunla o duruşunuz, tutum ve davranışlarınız şekillenecek. Yine rahmetli babamdan sözü açtık. Lisedeyim, lise öğrencisiyim, ergenlik zamanı. Böyle kendimizi bulmaya çalışıyoruz. Birinci sınıfta sınıfta kaldık. İkinci tekrar okuyorum liseyi. Ve ilk karne geldi. 5 tane zayıf var. Rahmetli babam da inşaatçı, kızdı. Beni aldı, inşaata götürdü. Elime harç tenekesini verdi. Hadi dedi, madem dedi sen de dedi böyle okuma yok. O sırada spora merak sarmışız. Farklı alanlarda performans gösteriyoruz. Ondan sonra bizim elimizde kürek, harç tenekesi, soğuk bir kış günü. Ondan sonra elim patlamış, şey yapıyorum. Bir köşede de baktım babam ağlıyor. Ben daha da hiddetlendim. Hem ağlıyorsun dedim. Hem bu çocuğu burada inşaat, bu soğuk inşaatta çalıştırıyorsun noktası. Neyse akşam oldu, eve geldik. İşte yemeğimizi yedik. Bizim sofra kültürü de şöyleydi. Sofradayken hiç olumsuz bir şey konuşulmazdı. Öyle bir raconumuz vardı. Yemekler yenir. Bir düstur çekilecekse bir köşede baba veya anne bize şeyini verirdi, ayarını verirdi. Babam çağırdı bir kenara. Dedi bugün dedi seni niye oraya götürdüm? İşte kızdın bana dedi, hiddetlendin dedi. Çünkü benim babam ilkokulu bile bitirememiş. Kendine yeten bir okuma yazmasıyla işte inşaatlarda Rize'nin köyünden kalkıp gelmiş. Amelelikle başlamış. İşte sonuçta usta, kalfa. Bu işleri yapan biri ama kendini geliştirmiş bir insan. Bak dedi, niye bugün böyle bir şey yaşadık dedi. Bu sözleri bakın hiçbir zaman unutmuyorum. Sen dedi benim yaşayamadığım gençliğimsin dedi. Hayata tutunma gücünsün dedi. İmkansızlıkların içinde doğdum, büyüdüm ve imkansızlıklar içinde geleceğimi imkanlı kılmak için mücadele ettim ve ediyorum dedi. Onurumla hayallerim ve umutlarım için çalıştım. Onurlu bir hayat için iyi bir aile, iyi bir çevre ve evlatlarımın geleceği için de imkan sağlamak amacım oldu. Sen bunları benim elimden almak mı istiyorsun dedi. Benim böyle şeyim var. Şimdi bu bana acayip dokundu. Şimdi bunu bir burada tıp uzmanı hocalarımız da var veya bir pedagog veya çocuk bilimi üzerine birileri olsa ya travmatik bir çocuk eğitimi olarak da düşünebilirsiniz. Ama bakın o gün ondan sonra ben o sene takdirle geçtim. Ve bir daha ne bütünleme ne sınıfta kalma gördüm. Ve hala bu babamın bu sözleri kulağımda ve iyi bir insan, iyi bir meslek insanı alanında yani bu babaya layık bir evlat olmak için çalışıyorum. Yani şimdi benim işte değerlerim bu. Yani etik olarak hani kendimde çıkardığım sonuç bu. Bu da çocukluk halim. Hani merak edeceksiniz torun falan değil. Tek farkımız saçlı, o zaman saçımız yerinde. Yine aile fotoğraflarını karıştırırken bu fotoğrafı buldum. Sonra şöyle çocukla bir yüzleştim. Ya dedim ne kadar böyle sevecen, hayat dolu ki küçük bir çocuk. Ebeveyn bakımına muhtaç ama heyecanı var, saflığı ve temizliği. Ve o gün bugündür de bu çocuğun fotoğrafı hep benim ya evimde ya iş yerimde ve cebimde. Bu fotoğrafla zaman zaman yüzleşiyor. Diyorum ki ben acaba bu saflığın hala içimde koruyabiliyor muyum? Bu içimdeki çocukla yüzleştiğimde bu çocuğa hesap verebiliyor muyum? Mu soruyorum. İşte ben etik, yani benim kendi adıma geliştirdiğim etik bu değerlere veya işte çocukluğum, ailem, ebeveynlerimle olan ilişkilerim veya yaşadığım bu olaylara tabi. Çünkü insanın en saf hali çocukluk hali. Risk iştahının da en yüksek olduğu hal. Ama o çocuk büyüyor. Büyüdükten sonra o saflık gidiyor. Bu sefer de bambaşka biri olmaya başlıyor. İşte bizim belki bu anlamda yani etik duruşumuzu güçlü kılmak, yani bu anlamda zaman zaman kendimize ayar vermek, çeki düzen vermek için belki böyle şeylere ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Şimdi bunları toparlayacak olursak, yani
Hep bu işte anekdotlardan bahsettim, yaşadığım olaylardan bahsettim. Ama işte erdemli bir hayat için değerlerimin oluşumunda benim annem, babamın işte şimdi bunları uzun uzun anlatmaya kalksam zaman yetmeyecek. Ama kısaca demin babamla olan ilişkimi bahsettim. İlkokul öğretmenim vardı. Onun da benim üzerimde çok emeği var. Değerli eşimin de bu konuda çok kritik anlarda bana göstermiş olduğu dokunuşlar vardır ki rahmetli annemin hep küçükken bize bir sözü vardı. Oğlum bak büyüyeceksin işine ve işine yanlış yapma derdi. İşini ve işini benim sevdiğim kadar sev derdi. Aslında o karşılıksız çıkarsız sevgiyle. Bizi böyle büyüttü. Ve ne enteresan ki öyle bir meslek sahibi oldum ki işine ve işine yanlış yapanlarla uğraşmakla geçiyor ömrüm. Denetim işi. Çünkü öyle olunca önümüze geliyorlar ve biz bunlarla uğraşıyoruz. Şimdi bunlar tabii insanın şekillenmesinde, geleceğe insanı onurlu bir şekilde taşımakta çok etkili oluyor. Şimdi geleceğe bakışım ve hayat duruşum ve vizyonumun belirlenmesinde de üç harfin etkisi var. A, K, U. Bunu tahmin edebilirsiniz. Ali Kamil Uzun. Çünkü ismim. Hani isim koymuşlar. İsimin bir manevi ağırlığı var. Ali büyük demek. Kamil, insani kamil. Şimdi uzun, boyumuz uzun değil. Hani ondan demek ki ömrümüz veya meslek hayatında sürdürülebilir uzun bir ömür olmak. Ben de ismim gibi olmayı kendime vizyon edeyim. Yani biri bana dese ki sen ismin gibi adam değilsin dese ben ne yapacağım? Yani baktığınızda. Demek ki bazen böyle işte insanlara dokunuyorlar, işte isim veriyorlar veya siz oradan bir anlam çıkartıyorsunuz. O ise hayatınızı şekillendiriyor. İşte kariyer ve girişimlerime ilişkin karar alma sürecinde üç şeyi test ettim her zaman. Bir, hırsım ve heyecanım yerinde mi? İki, sağlığım yerinde mi? Üç, eşimin desteği var mı? Bu üçünden biri eksikse ben orada herhangi bir şeye kalkışmıyorum. Gerçekten test ettim ve tecrübe ettim. Tecrübe edilmiş sonuçlar bunlar. Bunları da dikkate almak lazım. İşte bireysel, kurumsal, toplumsal değer yaratmak ve eylem alanlarımın şekillenmesinde, yani bu konuda duruşumun şekillenmesinde, profesyonel yaşamım kadar sivil girişimcilik dediğim bu sivil toplum gönüllülüğü ve çocukluğumdan beri vazgeçmediğim bu özel ilgi alanım karikatür benim için gerçekten büyük bir zenginlik. Çünkü çok yönlü olmak, sosyal insan olmak. Şimdi artık gelecek çok yönlü insanlardan yana. Tek yönlü olmayacak. İşte T insan deniyor. Yani bir şeyin, her şeyin, her şeyin bir şeyini bileceksiniz. Bu da nasıl olacak? Çok yönlülükle olacak. Ben de bunlara hani bu çerçevede aslında ilkelerimi ve değerlerimi oluşturmaya ve buna göre kendi geleceğimi, kendimi şekillendirmeye çalışıyorum. Şimdi demin ifade ettiğim işte buradan bir meslek insanı, benim için meslek insanı ne? Bunu kaleme aldım. Bir meslek insanı olmak ilkeleri ve değerleri olmak demek. Özverili ve gönüllü adammışlığı olmak. Yani bir adamazsanız gönül olarak kendinizi mesleğe adamazsa, benim rahmetli annem onu diyordu. Önce işini iyi yap sonra para kazanmayı düşün diyordu. İşte onun için ana sevgisini ortaya koymuştu. Yetkin olacak, vizyonu olacak. Değer yaratan hizmetleri olacak, yetiştirdiği insanlar olacak. Benim senin anan olduğum gibi sen de çalışanlarına ana ol, adam yetiştir, insan yetiştir derdi bana. Örnek gösterilen, izlenen bir liderdi. Çünkü meslek insanında bir liderlik vardır. Topluma çünkü örnek olmak vardır. O nedenle sıra dışı, farklı ve risk alan kişilerdir. İşte bu karikatürle de onu ifade etmeye çalışıyorum. Çünkü biz risk almadan etik duruşunuzu koruyamazsınız. Bir etik tutum içerisinde duramazsınız. Çünkü bir yerden taviz vereceksiniz. O bakımdan bizler şeffaflığın, dürüstlüğün, güvenilir bir iş hayatının güvencesiyiz. Sürdürülebilirliğin güvencesiyiz. Duruşumuz da bu. Hocam ben kendi zamanımı seviyorum. Ya sağ olun. Kusura bakmayın. Geçti mi süreyi şeyde? Yok, çok keyifli konuşuyoruz. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Yani çünkü meslek insanının duruşu sürekli ve sürdürülebilir olması lazım. İşte bunu nasıl kılacağım? Ben yani kendi gönlümü açtım, hani hayatımı açtım size. Bunlar beni böyle bir anne, böyle bir babanın evladıysam ben veya böyle bir eşim varsa
veya bana dokunan ilkokul öğretmenimin bana o gün o çocukluk halimde iz bıraktığı bir şey varsa işte o hamur şekilleniyor ve sizi bambaşka bir yere götürüyor. Ve bugün de hani şükrediyorum ki ben bir meslek insanıyım. Bir sivil toplum gönüllüsüyüm. Çünkü anam hep bana onu derdi. Allah senin karşına hep iyileri çıkarsın. Bu da hani ben de şimdi kendime şunu şükrediyorum. Yani iyi bir şeyler yapıyorsam, iyi bir insan olabiliyorsam, iyi bir yurttaşsam şükürler olsun diyorum. Onun için de bir ömür boyu yaşam biçimi olacak bir konu meslek insanı. Bu değerlerle yaşayacaksınız. Toplumun önündesiniz, gözü önündesiniz. Yani hesap vermek durumundasınız. Mesela burada Cumhuriyetimizin kurucusu da bu açıdan bana ilham veren biri. O nutuk bir liderin halkına karşı hesap vermesidir, şeffaflığının ifadesidir. 1919-1927 niye o padişah rejimine karşı milli mücadeleyi başlatmış, neler yapmış? Yani dünyaya örnek olacak bir şey. 2027'de inşallah Nutuk'un 100. yılı olacak. Onu çok görkemli meslek insanları olarak bizim kutlamamız ve dünyaya anlatmamız lazım. Bugün OECD'nin kurumsal yönetim ilkeleri 90'lı yılların sonunda gündeme geldi. Halbuki bizim liderimiz, Cumhuriyetimizin lideri bu işi bakın 100 yıl önce nutuğuyla halkına hesap vermiş. Yani bir lider. Şimdi bunlar bugündeki insanlara örnek olsun diyorum. Hani daha fazla gidecektim, tuttum kendimi. Onun için de meslek insanı olmak, sürekli iyi bir öğrenci olmayı, yenilikleri ve değişime hedef almayı ve bu konuda bunları bir olgunlaşma fırsatı olarak görmeyi gerektiriyor. Biz onun için aynı zamanda kendimize meslek insanı diyorsak iyi bir öğrenci olmamız lazım. Zaten etik ilkelerin biri de nedir? Ehil olmak. Yani bilgi sahibi, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayacaksınız. Kendinizi sürekli geliştireceksiniz. Hani o dürüstlüğün, tarafsızlığın yanı sıra. Bir de mesleğinizle ilgili elde ettiğiniz bilgiyi ilgilisiyle paylaşacaksınız. Bir de bu bilgi sahibi oluyorsunuz. Görüyorsunuz işte şimdi kişisel veriler kanunu bile sizi kesemiyor. Yani bu açıdan demek ki bu toplumun etiğe çok ihtiyacı var geleceği için. Ama bu topluma bunu da kim öğretecek? Bizim gibi sivil toplum gönüllüleri, meslek insanları, değerli meslektaşlarım. Bu açıdan ben bu işi çok önemsiyorum. Bu bakımdan da meslek insanı olmak, haksız rekabetle mücadele etme konusunda da bize sorumluluklar getiriyor ki bu da, konuda da mesleğimizde. Çünkü neden? Mesleki sürdürülebilirlik açısından, hizmet kalitesi açısından bu önemli. Paydaşların beklentileri açısından önemli. Ama biz birbirimizle haksız rekabete girdiğimizde bunların hiçbiri söz konusu değil. Bunun standartlarını geliştirmişiz. Yazılı kurallarını koymuşuz ama sonuca bakıyorsunuz yok. O zaman ne yapacağız? Kendimize bakacağız. Ben bu açıdan hep kendimle hesaplaşıyorum. İşte sizinle demin paylaştığım anekdotlar, hayatın bana yaşattıkları veya öğrettiklerinden yola çıkarak bunu geliştirmeye çalışıyorum. Ve yine meslek insanı olmak, hep şunu diyoruz, güvenilir işletme danışmanı. Şimdi buradan hani para kazanmak için kendimize bir rol biçiyoruz. Ama asıl onun temeline geldiğinizde meslek insanı olacaksınız, etik insan olacaksınız, ahlaklı insan olacaksınız. Niye? Teknik yetkinlik lazım, bilgi sahibi olacaksınız. Network'inizde saygın, itibarlı bir kişi olarak tanınacaksınız. Örnek olacaksınız, yani toplumun önünde lider olacaksınız. Kanaat önderi olarak da topluma rol model olacaksınız. Onlara mesaj vereceksiniz. Ondan sonra güvenilir işletme danışmanı olmak geliyor. Yani iş ve sektör bilgisi şuydu buydu hepsi önemli teknik açıdan ama biz bu konuda duruşumuzla, birikimlerimizle aldığımız rolle toplumun önünde kendimizi vermemiz lazım. Şimdi artık toparlayayım. Şimdi uzun lafın kısası diyelim Ali Kamil Uzun'la. Pazarcı bağırır biliyorsunuz. Ama kuyumcu bağırmaz. Eskici bağırır. Ama antikacı bağırmaz. Malı ucuz olanın sesi çok çıkıyor. Şimdi ben bu meslek gruplarını küçümsediğim için söylemiyorum. Ama bizim bakın böyle değerli bir mesleğimiz var arkadaşlar. Onun için yani işte haksız rekabet o açıdan önemli. Yani biz bağırarak değil aslında örnek olarak hani o sessiz duruşumuzla ondan sonra çünkü toplum da önemli bir güç. Yani
şey yapmak, feryat figan etmek sonucu değiştirmiyor. Önemli olan siz o duruşunuzla, sessizliğinizle ama anlamlı duruşunuzla, daha doğrusu değerli yalnızlığınızda toplumda çok şeyin değişmesine neden olursunuz. Sonuç olarak şöyle bağlıyoruz. Çünkü bize Tanrı bir hayat vermiş, can vermiş. Bunu sonunda bir gün tecelli edecek, tamamlayacağız. Ama işte burada bizim için önemli olan görev nedir? Onurla bitirilmesi gereken en asil görev hayattır değerli arkadaşlarım. Hayatımızı onurlu bitirebilmek için de aslında kendi hayatımıza bakalım, ailemize, çevremize, toplumumuza veya kendi birikimlerimize. Orada bu işin cevabını bulacağız. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Sabrınız için teşekkür ederim. Evet üstadım, ağzınıza sağlık. Çok güzel ve içten bir konuşmaydı. Hani şeyde hep konuşuyoruz mesela, etik eğitimi nerede başlar, nasıl başlar? Biliyorsunuz bazı yaklaşımlar var. Mesela hani etik genetik bir şey mi, aileden mi geliyor? Hani genetik olarak aileden mi geçiyor? Belki burada hani bir tıp hocamız var, o söyler ama aile ortamında etiği nasıl, hani ikinci kuşağa, üçüncü kuşağa, bir sonraki kuşağa aktarıldığı ile ilgili çok güzel anekdotlar oldu. Çok da özel paylaşımlar oldu. Ben sorulara geçmeden Ali Kamil Üstad'la ilgili bir şey paylaşmak istiyorum. Benim hayatıma bir meslektaş olarak, bir üstad olarak kattıkları ile ilgili. 2004 yılında bir hatırlayacak Concentric Meeting diye İş Denetim Enstitüsü, Avrupa İş Denetim Enstitüsü ile beraber ortaklaşa bir toplantı düzenlemişti. Ben o zaman yeni başlıyordum daha doktoraya, taze bir asistanım. Yani birkaç soru sormak için yanına gittim, hatırlayacak belki. Hiç üşenmedi, orada bir sürü misafir ağırladığı halde bir kenara geçtik, oturduk, kahve içtik ve bana şeyi söyledi. Bak, yurt dışından gelen akademisyenlerde bu tür belgeler var, bunları alman gerekiyor, sadece okula bağlı kalarak bu işler olmuyor dedi. Ve ben ondan aldığım ilhamla, ondan aldığım kaynaklarla, kitaplarla, mesela iç denetim belgesini, ayrıca SMM sınavını, hani bu motivasyonla aldım. O yüzden bir meslektaş olarak da bu verdiği öncülük için çok teşekkür ediyorum kendisine. Soru sormak isteyen varsa katılımcılardan, diğer panelistlerden. Buyurun Ali Bey. Şekillendiren değerler. Ben bu soruyu niye soruyorum? Kendi değerlerimle yüzleşiyorum. Yani onun cevabını o değerlerimden biri, işte annemin, babamın, işte ilkokul öğretmenimin, eşimin, yani yaşadıklarım. Çünkü beni ben yapan, işte o gördüğünüz o çocuk da mesela insanın en saf hali çocukluğunuz. O andaki o heyecanınız, o şeyinizi görüyorsun. Şimdi bakın, oradaki yüz ifadesiyle benim şimdi yüz ifademi yan yana koysanız daha gergin, daha şey görüyorsunuz. Orada çocuk son derece sevecen. Halbuki ben şu anda muktedirim, elimden her iş geliyor, kendi kendime yetiyorum. Ama orada şey yok. Niye orada bir saflık var, bir şey var? İşte bunlarla kendi değerlerimi oluşturuyorum veya var olan değerlerimi gözden geçiriyorum. Ve bu şekliyle de kendimi bakıyorum, bir sapma var mı, bir ayarda, hani fabrika ayarlarından kopmamak adına. Bu benim yani bir tarzım. Bunu da hani sizinle bir örnek olsun diye paylaştım. Çünkü böyle olunca bir şeyler oluyor. Ben de hep zaten gerek bu tür konuşmalarda da hep hani yaşanmışlıklardan hani örnek vererek gidiyoruz. Çünkü zaten gerekli bilgilere kitaplarda, okullarda karşılaşıyoruz ama onu içselleştirmek ve hayata dönüştürmek, hani kendi üzerinizde, yani kendi üzerinize bir o sorular bir konfeksiyon değil de terzi usulü kendimi şekillendirmenin soruları diye de düşünebiliriz. Bir de şu karikatürcülüğüm de bana çok faydalı. Çünkü o yaratıcı taraf. Ben öncelikle bulunduğum toplumda dinleyiciyimdir, dinlerim. Çünkü içimdeki ilham perilerini ısındırırım. Ondan sonra, onları ısındıktan sonra da zaten
Biz de onların bize verdiği şekilde de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan da çok yönlü olmak da çok önemli. Sivil toplum gönüllüsü olmak aslında topluma kendinizi şeffaf bir şekilde ifade etmek açısından da önemli. Şimdi bizi işte bir sürü sivil toplum kurum ve kuruluşunda tanıyorlar oradaki şeyimizi. Yani çünkü her an her türlü iftiraya da bu riske de risk alıyorsunuz. Bir yerde birilerinin kuyruğuna basıyorsunuz. Onun karşılığı size bambaşka şeylerle geliyorlar. Biz kime güveniyoruz? İşte bu gönüllülük ve bu şeffaf olarak herkesin içinde olmayı. Şimdi de öyle bir sorumluluğun gereği de erken ayrılmak durumundayım. Çünkü bir başka kurumda da bir sivil toplum kurumunda da bir görevim var. Maalesef onun için böyle bir erken gitme durumum oldu. Evet, bir soru daha var arkadan. Akademide çok değerli bilgilerini paylaştı. Hocamız anlatmadı ama bunu bizim söylememiz gereken bir şey var. Kendisi iş denetim enstitüsünün kurucusu. Bu görevi aldığı zaman bu uzmanlık belgesini doğrudan doğruya yurt dışından kendisine vermeyi teklif ettiler. Ancak bunu kabul etmedi. Hocam, aynen şu andaki çalışma neyse bu belgeyi almanın, onu yaparak bu belgeyi kendisine aldı. O da işte etiğin ne kadar kendisiyle o dönemlerde daha bağdaştığını, tabiri caizse cuk oturduğunu görüyoruz. Hocama saygı sevgiler sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Emsal Hanım da söz istiyor. Etik kuruldan kırmayalım. Ali Bey, çok güzel bir sunumdu. Çok teşekkür ederiz. Ben şunu, fabrika ayarlarınızı bozdukları zaman ne yapıyorsunuz? Bozdular mı? İş kötü zaten. Bozdurmamak için nasıl davranması gerektiğini yoksa kendi haline mi bırakıyorsunuz? Şöyle, orada da şunu söyleyeyim. Benim hani şeyim şu, kontrol edebildiğim ne varsa orada elimden gelen gayreti gösteriyorum. Ama kontrol edemediğim hiçbir şeyi de kafama takmıyorum, orada dertlenmiyorum. İşte burada ben bu sivil toplum aktivitelerine aklımın zekatını vermek olarak hep ifade ediyorum. Hacı amca malının zekatını veriyor, biz akıl emekçileri ise aklımızın zekatını veriyoruz. Şimdi Ramazan ayının da belki önemli hususlarından biridir. Çünkü bu topluma geri verme, işte dokunma, işte kendinize örnek gösterme veya işte bu konuda taahhüt, adanmışlık, yani işte ismimi düşünüyorum. O çocukluk resmime bakıyorum ki o ayarlar bozulmuş. Bozuldu mu? Onu düzeltmesi o kadar kolay değil. Meslek insanı olarak bizim de en önemli şeyimiz bu. Bakın devlet insanları varsa biz de meslek insanıyız. En kıymetli grubuz. Bunu unutmamamız lazım. Onun için genel kurullarımız meslek örgütüne sahip çıkmamız da bu anlayış içerisinde olması lazım. Diyorum. Evet, son bir soru daha alalım. Hanımefendi bekliyor uzun süredir. Sonra üstadı uğurlayalım. Merhaba Ali Bey. Sizi tanıdığım için çok mutluyum. Sağ olun. Ben yeni bir meslek mensubuyum. Daha yeni aldım ruhsatımı. Çok güzel bir konuşmaydı. Bu soruyu sormaktan dolayı gerçekten üzülüyorum ama çok da merak ediyorum nasıl çözeriz diye. Türkiye'nin rüşvetle mücadele kanunu neden yok? Birinci sorum bu. İkinci sorum da vergiden kaçınmak isteyen firma sahipleri var. Yani biliyoruz işte kanunumuzda da var. Vergi kaçırmak tabii ki suç ama vergiden kaçınmayı biraz tolere edebiliyoruz. Bu firmalarda çalışan meslektaşlarımız var. Bunlarla ilgili yani kendilerini kötü hissediyorlar. Ortak olmak istemiyorlar böyle bir duruma. Bir çalışmanız var mı bununla ilgili komitenizin? Teşekkür ederim. Şimdi ben komite üyesi değilim. Ya da işte. Ama size şunu söyleyeyim hani o sorunuzla ilgili. Ya mesele kanunlar değil. Bakın kanunlar, kanun devletimizsiniz, hukuk devletimizsiniz. Şimdi istediğiniz kadar kanunlarınız olsun ama bir hukuk devleti değilsiniz. Bir hukuk anlayışına sahip değilsiniz. Bir etik hassasiyetiniz yoksa
İşte görüyorsunuz yani kanunları veya bir karar veriliyor, gerekçeleri görüyoruz. Yani bu açıdan durum bu. Şimdi söylediğiniz şey... Teşekkür ederim. Sıkışıklık yaşıyor. İşte bakın orada da şöyle bizim mesleğin de şöyle bir özelliği var. Bak benim kendi tabii. Gerekiyor o noktada. Öbür türlü de işsiz kalacak. İşte bazen bedel ödeyeceksiniz. Yani öyle anlar oluyor ki mesela bakın bizim mesleğin şeyi o. İç denetçi olarak bir kuruma bağlı çalışıyorsunuz. Şimdi doktor tıp etiği açısından uygun değilse vazgeçebilir. Bir avukat o davayı almayabilir ilkelerine uymuyor diye. Şimdi siz ise bir kuruma bağlı çalışıyorsunuz ve orada bir durumla karşı karşıyasınız. Siz bir bedel ödemek böyle bir mesleği yapıyorsunuz yani. O nedenle de kendi bağışıklık sisteminiz yani gücünüzü, duruşunuzu, yeri geldiğinde bunun bedelini ödeyeceğim. Ben 11 ay profesyonel hayattan uzak kaldığım dönemler de oldu, oluyor, olacak. Yani yarın bir üstadım vardı. Şuradaki açı 90 derece olacak derdi. Ne böyle mağrur ol ne de böyle boynun bükük olsun. Yani bunlarla merak etmeyin her şey şey değil. Yani işsiz kalmak önemli olan onursuz olmayın. Yani bütün mesele bu. Bugün iş olmaz yarın olur. Ama ben bunu kendi adıma konuşuyorum. Yani onun için de her meslektaşım da bunun hesabını kendi verecek ve ona göre şey yapacak. Ben çünkü onlara işte onun için de kendi hayatımdan örnekler gösterdim. Belki ilham veririz de o noktada cesaret, güç, motivasyon olur diye şey yaptım. Daha çok kişiye bu etik ilkeleri anlatmak, değerleri onlara anlatmak, farkındalık yaratmak, bekleyeceğim ben. Bekliyorum. Yani her şey bizde başlıyor, bizde bitiyor. Düşünceniz, şeyiniz. Onun için de böyle kendimize umut olalım. Bakın şu anda bizim şeyimiz birbirimize umut olmak. Umutlu olmak değil, umut olmak. Birbirimize umut olmaya ihtiyacımız var. Ya ben sizin vaktinizde... Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Çok memnun oldum. Bu soruyu Seçil Hoca da daha sonra bir daha cevaplayacak. Evet. Uyguladığınız şu anda literatürde tartışılan bir teknik adı da Giving Voice to Values. Değerlere ses vermek. Benim anlatacağım tekniği birebir uyguladınız. Ben gerçekten bu konuşmayı bilmiyordum. Gerçekten çok güzel denk geldi. Teşekkür ederim. Yani ben sizleri de izlemek isterdim ama kusura bakmayın bir başka yerdeki sorumluluğum. Üstad daha sonra İSMO TV'den. Doğru mu? İSMO TV'den izleyebiliriz. Bizimkileri sen bir tutun. Sağ olun. Peki. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet şimdi hiç vakit kaybetmeden Nesrin Hoca'ya geçeceğiz. Gürcan Bey'i de radyo programına yetiştireceğiz. Evet şimdi bir değerli diğer paneliste konuşmacıya geçeceğiz. Profesör Doktor Nesrin Çobanoğlu. İzninizle tanıtmak istiyorum kendisini. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Kamu yönetimi uzmanı ve tıp tarihi, deontoloji ve tıbbi etik alanlarında doktor unvanlarını almıştır. Hocamızın iki doktorası var. Başkent Üniversitesi'nde tıp tarihi ve tıbbi etik ana bilim dalının kurucusudur. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği ve Tıp Tarihi ana bilim dalı kurucusu ve ana bilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora dersleri vermektedir. Böylece bilimsel kariyerini iki alanda da sürdürmektedir. Gazi Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü yapmıştı. Çok sayıda ulusal, uluslararası yayınları ve kitapları vardır. Ulusal ve uluslararası birçok bilimsel kurumun etik kurullarında görev üstlenmiştir. Birleşmiş Milletler, UNESCO ve Avrupa Birliği toplantılarında ülkemizi temsilen konuşmacı olarak, davetli olarak da bulunmuştur.
Tabii etik birçok mesleğin içinde var. Biz hep hani kendi açımızdan, muhasebe açısından, denetim açısından irdeliyoruz. Daha önce birkaç TÜRMOB toplantısında da dinlemiştik. Şimdi farklı açıdan bir etik konuşması için Mesut Hoca'yı kürsüye alıyoruz. Buyurun hocam. Evet, merhaba. Ben de İstanbul'da bugün böyle bir toplulukla birlikte olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Biraz önceki konuşma çok güzeldi. Anlatacağım şeyler açısından da uygundu diye düşünüyorum birçok yönüyle. Ailede başlar, sonra meslek içinde biçimlenir ve toplumda devam eder etik duruş. Ali Kamil Bey'in söylediği şey de çok önemliydi. O etik içinizde olacak tabii. Hani muhakkak ki onu biçimlendireceğiz. Ama esas olarak hani Fatih Hoca sordu, genetik ne oranda önemli? Genetik son derece önemli. Hatta bir ünlü psikiyatri alanında bir arkadaşım, sınıf arkadaşım var. Profesör Doktor Tarık Yılmaz. Beni bir toplantıda gördüğünde şunu söyledi. Nesrin Hocam dedi, hekim olarak hani sınıf arkadaşıyız ikimiz de Cerrahpaşa'dan. Bazı insanlarda dedi şeyi görüyorum. Beyin yapısı hani aynı işte beyin ama bazı insanlarda bu etik konusunda hiçbir kaygı şey yok bile. Hani böyle bir şey yok psikiyatrist olarak görüyor. Bazı insanların böyle bir kaygısı, böyle bir derdi yok. Bazılarının ise her durumda ha etik mi? Hani doğru olmalı filan diye bir kaygısı var. Bunun üzerine çalışalım hocam demişti hani genetik ve çevre faktörlerini. Ama çevre tabii çocuğun yetiştiği koşullar da aynı genetik yapıdan gelen tek yumurta ikizlerinin farklı kişiler tarafından büyütüldüğünde çevrenin etkisini ve önemini de görüyoruz. Özellikle aile, çekirdek aileyi. Bu konular üzerinde evet konuşacağız. Biraz önce Fatih Hoca söyledi. Benim iki şapkam, iki kariyerim var, iki profesörlük var. Bunlardan birisi tıp, diğeri de kamu yönetimi ve siyaset bilimi. Bugün kuşkusuz hekim kimliğimle karşınızdayım. Daha çok ağır basan da odur aslında hem klinisyen hem akademik yapımda. Ama öteki de kuşkusuz bakış açımı genişleten, vizyonumu belirleyen unsurlardan birisi. Onun için ondan da yer yer yansımalar olacaktır. Buraya gelmeden önce Cemile Hanım ve Canan Hanım aradı beni ve konuştuk. Şeyi söyledim hani ben yani meslek etiğini, pür meslek etiği de anlatabilirim. Hekimlikten söz edeyim mi? Söz edin hocam dediler. Ondan sonra onun için hekimlikten de söz edeceğim. Sıkmayacağımı düşünüyorum. Çünkü her birimiz, toplumu oluşturan her bir birey muhakkak ki bir ara kısa ya da uzun dönemli hasta kimliği de ediniriz. Yani herkesin hekimle bir işi olur. Onun için hepimizi gene ilgilendireceğini düşünerek devam etmek istiyorum. Dörde çeyrek var, dördü beş geçe bitireceğim. Evet, etik biraz önce de işte aslında örneğini gördük ama ben de kısaca söz edersem iyi ile kötü arasındaki ayrımdır. Bu arada meslek etiği komitenizi tebrik ediyorum. Yani Cemile Hanım ve Canan Hanım'ın şahsında bütün bir komite üyelerini, Sema Hanım'ı görüyorum, hemen Özlem'i görüyorum. Gerçekten Ali Bey'in yaptığı o röportajlarda gayet iyi etiği öğrenmiş bence. Bütün şeyler etiği iyi biliyorlar. Röportajda verilen cevapların hepsi doğruydu. Bu da önemli, sizin başarınızdır diye düşünüyorum. İnsan-insan ilişkilerinde iyi ile kötünün ayrımının ne olduğunu felsefi açıdan inceleyen disiplinin adıdır etik. Ahlak ve etik çoğu zaman birbiri yerine kullanılırlar ve hani aynı şey gibi algılanırlar. Ahlak bir toplumda geçerli olan iyi davranış kurallarıdır. O toplumda o zaman dilimi içinde geçerli olan iyi davranışın kuralları. Aynı toplumda zamanla da değişirler ve farklı toplumlarda başka biçimlerde gözükebilirler. Oysa etik bütün zamanlar için iyinin ne olduğunu sorgulayan felsefi bir disiplindir. O halde ahlak kuralları da etiğin konusu içindedir. Yani kısaca ahlak felsefesidir dersek yanlış olmaz. Felsefenin birkaç ana dalı var. Bunlardan birisi mantıktır, birisi estetik, birisi etik. Mantığın ölçütü, duvarlardaki yazılar da çok güzel, bununla ilgili şeyler de var. Mantığın ölçütü doğru ve yanlıştır. Sıfır bir sistemi, günümüzün o yapay zeka, bilgisayar hep buna dayanır. Sıfır bir sistemi, doğru yanlış. Estetikte ölçüt güzel ve çirkindir. Hoş gözüken, güzel olan. Bu da gene toplumdan topluma değişir ama estetik genel olarak bunun ölçütlerini sorgular. Güzel ve çirkin.
Etikte de işte iyi ve kötüdür ölçütümüz. Böylece etiği kısaca bir tanımladıktan sonra ben özellikle Escher'in bu tablosuyla etiği konuşmayı seviyorum. Yine onun üzerinden devam etmek istiyorum. Escher bir mühendis, hani mesleklerden söz ediyoruz. Bakın mükemmel simetriden fark ediliyor herhalde. Mühendislerde matematik hani önemlidir her zaman ve hesaplamalar. Bakın gece ve gündüz tablosunda bir manzara görüyoruz. Ve şimdi özellikle hep birlikte önce sol tarafa odaklanalım ve yavaş yavaş sağa doğru gidelim istiyorum. En sağa geldiğimizde ne görüyoruz? Siyah bir gece manzarasının üzerinde uçan beyaz yaban kazları. Çok belirgin gözüküyor değil mi? Görüyorsunuz beyaz yaban kazlarını. Şimdi sağda odaklanalım ve sola doğru yavaş yavaş gözlerimizle gelelim. Şimdi de sol tarafta beyaz zemin üzerinde neyi görüyoruz? Siyah yaban kazları. Çok belirgin gözüküyor. Gece ve gündüz. Bakın gördüğünüz gibi siyahın üzerinde beyaz, beyazın üzerinde siyah çok net ve hemen göze çarpıyor. Ama şimdi Escher bunda sadece siyah kalem kullanmış beyazın üzerine. Bir de lütfen aralara bakın neler var? Bir sürü griler var farklı tonlarda. Gene sadece siyah kalemle yaptığı. Bakın değişik oranlarda siyahla beyazın iç içe geçtiği yerler var. İşte buralarda siyahla beyazı birbirinden ayırmak kenardaki kadar kolay mı? Değil değil mi? Çok karışmış siyahla beyaz iç içe. İşte etik özellikle ileri uzmanlık bilgisiyle, yani etik iyiyi kötüden ayırmaksa meslek nedir? O işi yapan uzman kişidir. İşte ileri uzmanlık bilgisiyle iyiyi kötüden ayırmak meslek etiğinin kendisidir. Toplumun bilmediği bir sürü bilgi, beceri, kural gerektiren bilgilerle karşılaştığımız ikilemli durumları size cevap biraz da çözmeye çalıştığımızda yaptığımız şey meslek etiğinin kendisidir. Benim mesleğim için mesela yoğun bakımda yatan bir hasta için ölümle yaşam arasında ama yaşamın kalitesi ya da öbür şeyleri de düşünerek nefes alıp vermek ve dışkılamak sadece yaşam mıdır? Onun için işte ölümün bir hak haline gelebildiği durumu tartışıyorsak yaşatma değeriyle dolu hekimlik mesleğinde bu etik bir problemdir işte. Etik ikilemler. Yani zaman zaman mesleğimizde bizim için ölüm başarısızlıktır. En istemediğimiz şeydir. Biz ölümle sürekli mücadele ederiz ve sağlıklı yaşatmayı, yaşam en önemli yaşama saygıyı değer olarak benimseriz. Ama zaman zaman ölümün bir hak haline geldiği, ötenaziyi tartışırız. Neden? İşte siyahla beyazı ayırmak her zaman o kadar kolay değil. Ama buralarda bile hep siyahla beyazı ayırmaya çalışırız. İşte özellikle o gri bölgelerde. Öteki basit ahlak. Basit ahlak kurallarıyla yani hemen çözebileceğimiz şeyler. İyi ya da kötü. Bir çocuğu istismar etmek nedir bu? Siyah, kötü, dibi. Yani artık bunun şeyi ötesi yok. Hani ama bazen toplumun değerler atmosferi, rüşvet dediniz, işte onursuz davranışlar dediniz biraz önce soruların içinde vardı. Nedir bunlar? O toplumun değerler atmosferinin içinde yansıyan siyah ögelerdir bunlar. Bazen bazı toplumlarda ortam son derece siyah hale gelir. Ve böylece burada düzgün bir davranış sergilediğinizde beyaz bir davranış çok göze batar. Ayrı kotu gibi farklı düşersiniz. Bedeli ağır olur, ödetirler. Bazen de toplum çok düzgündür. Etik hukuk kurallarıyla yaşama yansır. Ve böylece hukuk yaşamda bir değer olarak benimsenir. Yani her şey düzgün, tıkır tıkır gider. Demokratik bir toplumdur. Rüşvet yoktur. İşte etik açıdan, hani meslek etiği açısından her şey düzgün yürür. Burada da yanlış bir davranış hemen göze batar. Yani toplumun içinde bulunduğu değerler atmosferi de yapılan o olay için belirleyici olur. Onun toplum zeminde nasıl gözüktüğü de etik olayları etkiler. Hatırlar mısınız 2 yıl kadar önce bir gümrük memuru bir kaçakçılık şebekesini yakalattı ve çökertti. Hatırlıyor musunuz bu olayı? Hatta en son böyle en üst cumhurbaşkanı düzeyinde ödüller verildi o kişiye. Adamcağız ödülünü alırken dedi ki vallahi sadece görevimi yaptım dedi. Bir gümrük memurunun, aferin ahlaklı bir adammış. Bir gümrük memurunun görevi nedir?
Kaçak yakalamak yani, değil mi? Ne kadar şaşırdık, ne kadar sevindik, ne kadar mutlu olduk, ne kadar ödüllendirdik. Ne dedik? Yani hani inanılır gibi değil. Bir gümrük memuru, sıradan bir memur büyük bir kaçakçılık şebekesini yakaladı. Görevi nedir gümrüklerin, gümrük memurunun? Nedir bu siyahın üzerindeki beyaz işte? Ya da şeye gidersiniz, çok böyle kurallara saygılı bir toplumda herkes sıraya girmiştir. Aradan kaynak yapmaya çalışırsanız ne derler? Geç yerine derler. İşte beyazın üzerindeki siyah. Yani bunlar hani siyahın üzerindeki beyaz, hani Escher'in tablosu üzerinde anlatmayı bunların hepsine daha uygun buluyorum. Bir de bir şeyden daha söz etmek istiyorum. Türkiye'de etik en çok ne zaman konuşuldu? Bu da siyaset bilimden bir örnek olsun. Hatırlar mısınız, meclisin koltukları yenilenmişti. Kırmızı ceylan derisi koltuklar, birçoğunuzun hafızasında yeri var. Meclis, bugünkü meclis yenilenirken o dönemin meclis başkanı bundan sorumlu. Gazeteciler hatta bunu araştırıyorlar, işte bakıyorlar falan. Ceylan derisi, kırmızı koltuklar çok sansasyonel oldu. Güzel, meclise yakışırdı. Hani seçilerek gelinmiş demokrasinin damıtıldığı yer diyelim. İnsanlar şu anda işlevi oldukça tartışmalı artık ama demokrasinin en önemli kurumlarından birisidir. Yakışır diyelim. Ama gazeteciler şunu gündeme getirdiler o yıllarda. Onun için hepimizin hafızasında. Neydi? Meclise toptan ihaleyle tanesi 1250 liradan alınan bu ceylan derisi koltuklar, dışarıda ben de Doktor Nesrin Çobanoğlu olarak düşünsem ve desem ki tamam kıyıyorum parama, çalışma odama bir tane ceylan derisi koltuk istiyorum diyebilir miyim? Derim. Ve hemen tesadüf evimin de iki şey altında vardı bunun satış ofisi, Perakende satış ofisine gitsem ve desem ki ceylan derisi koltuğu istiyorum odama bir tane. Hiç pazarlık yapmasam, faturalı olarak hemen alsam, evime de gönderiyorlar. 450 lira tanesi. Meclise ihaleyle kaça alınmış? 1250 lira. Gazeteciler, bu gazeteciler böyle araştırmışlar, bulmuşlar ve sordular meclis başkanına. Ne diyorsunuz efendim? Yaptığım şey son derece hukuka uygundu. Ertesi gün 8 sütuna manşet. Ama etik değildi. Etik ne ola ki o dönem toplumda? Bütün köşe yazarları yazdılar. Etik ne acaba diye. Bana da sordular etik nedir. O zamanlar çok yeniyim meslekte. Dedim meclis başkanı bir şey çok doğru söylüyor. Evet, yaptığı şey etik değil. Sonra ceza almadı, beraat etmedi ama takip ettim. Beraat etmedi ama zaman aşımı ve başka bazı şeylerle 3 tane ihale açıp 3 tane teklif mektubu almalıymış. Aynı holdingin 3 farklı şeyi. Teklif mektuplarındaki en ucuz teklif bu. Evet, hani hukuken uygun gözüküyor minare kılıf hikayesi. Ama etik açıdan dışarıda her şeyiyle pazarlıksız 450 liraya satılan koltuğu meclise 1250 liradan almayı başarmış. Aynı zamanda gazeteciler bir şey daha açıklamışlardı. Oranda böyle yuvarlak yuvarlak balkonları olan çok lüks o zaman akıllı binalar denilen yerden iki tane daire almış. Bir oğlana, bir kıza. Adamcağız kötü bir şey mi yapmış? Niye bakıyorsunuz? Yani ne var? Kendisi için iyi bir şey gibi gözüküyor değil mi? Hani bir oğlana bir kıza her babanın hayali değil midir? Biraz önce konuşmacımız söyledi. Geleceğimsin, umudumsun demiş babası, onurlu bir inşaat işçisi. Ha, bu da çocuklarına şey yapıyor. Ama toplum ne dedi? Toplum aynı fikirde değildi işte. Onun için bazen hukukun yaptırımıyla etiğin yaptırımı örtüşmeyebilir. Demokratik katılımcı demokrasilerde, yapılarda hukukla etiğin örtüşmesini bekleriz. Ama zaman zaman hukukla etiğin makasının açıldığı noktalarda, işte demokrasiden uzaklaştığımızda olur, etiğin yaptırımı ile hukukun yaptırımı örtüşmeyebilir. Ama etiğin yaptırımı hep vardır ve bazen daha da ağır olur. Toplum vicdanında karalanmak diyoruz buna. Ve o kişi partiler değişse de gayet güçlü, hep siyasette var olan birisiydi. Bir daha siyaset sahnesinde onu görmedik. Evet, işte etik ve hukuk ilişkisi de böyle bir şey.
Meslek etiği dersek belirli bir uzmanlık gerektiren işi yapan kişilere meslek sahibi kişiler diyoruz. Ve ekonomik yönden geçimimizi mesleklerimiz aracılığıyla sağlarız. Burada işte meslektaşların belirli ilkeler ve bilgiler doğrultusunda davranmasını sağlamayı amaçlayan yapılar meslek etiğini korurlar. Yani meslek etiği ilkelerine bazı kodlarla uygun davranmayı isterler. Bu meslek odaları özellikle bununla ilgilenir. Mesleki ilkelere uygun davranmayan, meslekte yetersiz olan, rekabet kurallarına uymayan kişileri de meslekten atmak gene meslek etiğinin gereğidir. Çürük yumurtaları ayıklamazsak mesleki saygınlığı sürdüremeyiz. Meslek etikleri geçmişten günümüze, kuşkusuz ben bir hekimim, şövenizm yapabilirim. Hani onun için de tıp etiğini en başa koymuş olabilirim. Değil ama daha etik toplumda tanımlanmadan önce bile bir tıp etiği vardı. İlk yazılı kanunlarda tıp etiğiyle ilgili maddeler vardır. Bütün dünya üzerindeki ilk yazılı kanunlarda. Çünkü her birimizi tek tek etkileyen, en çaresiz, en örselenebilir, en güçsüz olduğumuz anda bize müdahale eden meslek grubunun etiği tabii ki önemlidir. Yoksa bambaşka hallerle karşılaşabiliriz. Çevre etiği, işletme etiği, siyaset etiği, yönetim etiği, bunların hepsi bizi ilgilendiren önemli etikler. Burada meslek etiğinde bir şeyi nasıl doğru yapmalıyız kadar neyi yapmamamız gerektiği de önemlidir. Kendimden örnek vermiyorum ama 80 sonrası işkenceye karşı rapor veren ve bu nedenle yargılanan ilk hekimim. İlk hekimlerdenim. 5 yıl yargılandım. Bu bir bedeldir. Hani biraz önce arkadaşımız sordu ya, ama işsiz kalmak. İşsiz kal bazen. Yeter ki onurunu koru, sağlam ayakta dur ve bak diye düşünüyorum. Yani. Teşekkür ederim. Bunu salonda hiç örnek vermemiştim ama yani her birimiz tabii bedel ödemeyi göze almadan onurlu, ahlaklı ve dik duramıyoruz. O dik duruşu kaybettiğimizde ötesi yanına ne eklersen ekle sıfır olmuyor. Onun için o dik duruşumuzu, omurgamızı kaybetmemek bizim hayatta bakışımız. İşte gözler dedi ya. O gözlerdeki hani parıltı oradan geliyor diye düşünüyorum. Ya da biraz önceki konuşmacı muhakkak ki üçüncü gözü olan bir insan, sanatçı ayrıca karikatürist kimliği hani çok önemli tabii o derinliği algılayabilmekte. Ama gözleri de gayet dürüst ve şey bakıyordu hani o anlaşılır, insan gözünden anlaşılır diyelim. İşte neyi yapması, ne yapmaması gerektiği sorusuna da cevap vermeli. Bunlara çok detayına girmeden söylemek istiyorum. Tıp bir bilim değil, bütün bilimsel bilgileri kullanan uygulamalı bilimsel bir etkinliktir. Kimya gibi, fizik gibi tek bir sınırlı bir doğa gerçeğini anlama, açıklama çabasını gütmez. Bunun ötesinde insanları iyileştirmek amacı için bütün bilimleri alan ve amacına yönelik olarak kullanan alanlardan birisidir. Hekim de insanları iyileştirmek üzere bu bilgi, beceri ve değer sistemini kullanan kişidir. Adının başında doçent ünvanı var. Beceri açısından çok yetenekli. Magic Fingers, sihirli parmaklar deniliyor. Meslekten attık. Ben de kendi meslek odamda da genel sekreterlik ve yönetim kurulu üyeliği yaptım. Interpol tarafından bu Kosova'da yakalandığındaki, Priştine'de yakalandığındaki fotoğrafı. Bilgi var, beceri var. Çok yetenekli bir cerrah. Eksik olan ne? Değer sistemi. Var olan sistem içinde legal değil, illegal, mafyanın yer altındaki araçlardan birine dönmüş. Ne yapıyor? Kaynağı belirsiz organları parasını ödeyene satıyor, takıyor. İşte bu şey nedir? Değer sistemi eksik, onun için meslekten atılmış yetenekli bir cerrah diyelim. Bizde tabii iyiyi konuşurken bazı ilkeler var. Bunlara göre davranmak zorundayız. Nedir bu ilkeler? Hekimlikte özellikle bireye giderek özerkliği, hani eğitim düzeyimiz yükseliyor. Her biriniz akıllı, özgür, kendisiyle ilgili bağımsızca düşünüp karar verebilme yeteneğine sahip bireylersiniz. Ama sizin hastalığınızın ne olduğunun bilgisi bende hekim olarak. Ben sizi bütün yaşantınızla tanıyor muyum? Hayır, tanıyamam da ama
şunu yapabilirim. Sizin bütün geleceğinizi etkileyecek hastalığın tedavisiyle ilgili, önemli hastalıklarda özellikle, o hastalıkla ilgili size gereken bilgiyi anlayabileceğiniz bir biçimde aktarırım. Bütün tıbbı değil, sadece o hastalık ve size yapacağı etkileri, tedavi yöntemlerini ve birlikte karar verebiliriz. İşte buna aydınlatılmış onam diyoruz. Özellikle saygı ilkesinin tıptaki yansıması. İyi hekim hastasına gereken bilgiyi vererek ilerleyen hekimdir diyorum. Zarar vermeme, primum non nocere, çok önemli etik ilkelerden birisi. Adalet ve eşitlik ilkesi, işte sınırlı kaynaklar, organ gibi. Yani çok yaşamsal bir şey, sadece parası olanların hakkı mı? Organ yetmezliğine girildiğinde işte burada dengeyi sağlamak, yararlılık ilkesi, bunların hepsi tıbbın olmazsa olmaz etik ilkeleridir. Size yönelik nesnellik, şeffaflık ya da kamu görevleriyle ilgili özellikle, hani her mesleğin kendine özgü ilkeleri vardır. Bir de tabii sır saklama sizde ve bizde son derece önemli. Klinikte mahremiyete saygı olarak yansır. Zamanım belki bir dakika geçebilirim onu anlatırsam ama anlatmak istiyorum. Benim Cenap Paşa mezunuyum. Hocalarımdan birisi toplumda çok saygı gören ünlü bir profesördü. Cerrahisi ünlüdür özellikle Cenap Paşa'nın. Hoca toplumdaki hani birçok kişinin doktoru. Tabii işte Rahmi Koç'un da ya da başka ünlü, zengin ya da sanatçı kişilerin de doktor aynı zamanda. Birçok yere davet edilir ama gidemez. Hani cerrahlar çok yoğundur. Bunlardan birine gidiyor bir gün. Yanına bir şey yaklaşıyor. Gençten bir iş adamı yaklaşıyor ve şey yapıyor. Aa, hocam merhaba, nasılsınız, iyi misiniz, ne zamandır görüşemedik. Zaman zaman hani bize doğru, hoca hiç hatırlamıyor ama adam çok yakından tanıyormuş gibi böyle ilgili davranıyor. Ha iyiyim, sağ olun, siz nasılsınız falan. Çaktırmadan adının Ahmet olduğunu öğreniyor. Hani çevredekilerle sohbetten. Ahmet Bey niye görüşemiyorduk sahiden diyor. Hocam diyor, biz bu ara aile olarak dışarıya açıldık ve Balkanlardaki fabrikalardan ben sorumluyum. 2 yıldır onun için hep yurt dışındayım ama size geleceğim diyor önümüzdeki hafta. Muayenehaneye mi, fakülteye mi? Valla sen bilirsin diyor. Muayenehaneye gelirsen benim için iyi olur, fakülteye gelirsen senin için iyi olur diyor. Bir yandan da hoca çok şey tabii. Yani ben niye hatırlayamadım? Esas kafasındaki soru o. Çünkü hoca 60'lı yaşlarda, eyvah Alzheimer mı oluyorum diye bir yandan kendi kendine hekim korkuyor yani. Yani bu adam beni bu kadar iyi tanıyor, ben hiç tanımıyorum. Yani zekasıyla idare ediyor durumu ama niye tanımıyorum diye de korkuyor. Her neyse 2 gün sonra bir bakıyor ki muayenehanede Ahmet Bey oturuyor. Hani herkes selamlıyor. Merhaba işte, hoş geldiniz canım. Geçiyor muayene odasına. Kızım diyor sekreter, hemen şu kırmızı koltukta oturan Ahmet Bey'in dosyasını getir bana. Kimmiş o, ne zaman gelmiş? Hocam diyor, 0 dosya, biraz önce açtım. Hani fakülteye gelmiş daha önce. O zaman bilgisayarlar birbirleriyle etkileşimde değil tabii. Böylece hani hiçbir bilgi yok. İkinci hasta olarak Ahmet Bey'i alıyor. Buyurun, şikayetiniz neydi? Hocam hemoroidim var diyor. Gene çok kötü. Azdı diyor. Şey işte hani bir bakarsanız daha önce tedavi etmiştiniz. Ameliyat etmiştiniz diyor. Tamam diyor, bakalım. İşte hemşire hanım, hastamızı hazırlayın lütfen diyor Ahmet Bey'i. Hemşire hanım alıyor içeriye. Biz mahremiyete saygının araçlarından birisi de şeydir. Üstüne hastanın ilgili bölgeyi açıkta bırakacak biçimde soyunmasını ve üstüne bir örtü örteriz. Bu muayene içinde diz dirsek pozisyonu dediğimiz, dirsekler dizlere değecek biçimde bir pozisyon verdiririz ve ilgili muayeneye hazırlarız hastayı. İlgili bölgeyi açıkta, üzerine bir örtü örteriz. İlgili bölge yuvarlak biçimde açıkta kalır. Hemşire hanım, hocam hastanız hazır, buyurun diyor. Hoca içeriye giriyor, bakıyor ve bir anda bakıyor. Oo, Ahmet Bey nerelerdeydiniz siz? Tabii ki hemen hatırlıyor. Bizde iz bırakan yeri kartvizitlerinden öte bazen sadece o kişinin ilgili vücut bölgesi olabiliyor. Başkan izninizle bu anekdotu anlatınca biraz gecikmiş oldum. Kararlar içinde en doğru kararı vermek, en iyiye ulaşmak önemlidir. Bu da bir CEO seçimi için sorulan sorulardan birisi. Bununla bitireceğim zaten. Etikte
biliyorsunuz artık uluslararası küresel firmalar imparatorluklar deniliyor. Bunlardan birine CEO seçilecek, çağdaş imparator. 6 kişi en sona kalıyor. Bunlardan hangisini seçecekler? Bunun için bir şey, icra kurulu bakıyor, işte karar veriyor yönetim kurulu ve diyorlar ki bir soru soralım, hani en iyiyi seçelim. Soru şu, hepinizle paylaşıyorum. Şehrin dışında bir banliyöde oturuyorsunuz, lüks bir semtte. Şehrin merkezindeki işinize doğru geleceksiniz. Son model lüks Porsche, 2 kişilik bir spor arabanız var. Bu sırada tam yağmurlu bir hava, gelirken pek de otobüsün geçmediği durakta 3 kişiyle karşılaşıyorsunuz. Yakın dostunuz ve geçen yıl yaptığı ameliyatla sizin hayatınızı kurtaran doktor arkadaşınız. Uzun süredir iletişim kurmak için çok çaba harcadığınız çok güzel manken, hatta bir tanışsam işte evlenmek için çok uygun falan diye düşündüğünüz birisi, kadınlar için Brad Pitt diyelim. Cinsiyetçi bir yaklaşım olmuş, 6 aday da erkekmiş onun için. Evet, bir de böyle görüntüsü çok kötü, böyle aksırıp tıksıran, neredeyse dokunsanız ölecekmiş gibi duran, nefes darlığı çeken yaşlı bir adam. Hangisini alırsınız, neden diye soruyorlar. Kimisi diyor ki, ben dürüst bir insanım, gerçeği söylüyorum, tabii ki kız diyor. Kimisi diyor ki, ben erdemli bir insanım, yaşlıya saygı gösteririm, onun en çok ihtiyacı var, hemen onu alır hastaneye giderim. Kimisi diyor ki dostluk en önemli erdemdir, hayatımı kurtardı. Ayrıca gitse hastanede bir sürü insanın yaşamına dokunacak, doktoru alırım diyor. Birisi de diyor ki hemen anahtarı doktora veririm, arkadaşım al yaşlı adamı hemen hastaneye yetiştirin, siz gidin der. Ondan sonra tabii başında kahramanlık ailesiyle istediği kızla o yağmurlu romantik ortamda oho otobüs gelene kadar bu işi kotarırsınız herhalde. İşte tabii ki iyiler arasında en iyiyi seçebilme becerisi. Mesleki etik bunu gerektirir. Yani öyle göze görünür hemen kolayca iyi değil, ileri uzmanlık bilgimizde kendimiz için, karşımızdaki için ve bütün toplum için en iyiyi seçme becerisini göstermek diyelim. Ve Picasso'nun aynalı kadını, kendimize, etik dediğimiz şey, evet, kendi kendimize bakmayı da gerektirir. Biraz önceki sunum bunun örnekleriyle doluydu zaten. Evet, kendi kendimize, mesleğimize, meslek odaları aracılığıyla mesleğimize ve mesleğimizin geleceğine bakmak, işte etik, etik bunların hepsidir diyerek teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Dinleyelim. Arayı sonra yapalım. Çünkü bir de radyo programı var biliyorsunuz. Evet. Soru ya da katkı varsa. Nesrin Hoca'ya sorular. Buyurun. Biliyorsunuz uluslararası tekeller artık sınır tanımıyorlar, küreselleşme dediğimiz şey bu zaten, sınırların olmadığı büyük bir mali gücü yönetmek üzere seçilenler. Çok toplumda değil herhalde, özellikle o firmanın karlılığı en önce görevleri oluyor diye düşünüyorum onlar. Evet, yani bütün şeyler... karlılığı artırmak ve şirketi başarıya ulaştırmak herhalde onların temel şey. Onları kapatsak mı? Bir soru daha vardı. Evet. Buyurunuz lütfen. Hocam, iş yapabiliyorsunuz. Zaman zaman gergin oluyor. Evet. Mesela sabah ilişkilerini yapıyorlar. Sabah ilişkilerini yapıyorlar. Bu gece şunu şunu yapmayacağım, bunu söylemeyeceğim. Yani kendine kırılma, iş yerine gidiyorum. Bir iki saat sonra yine çıkıyorum. Arada sıkışıyorum işte. Gergin olmaya başladım. Bunu nasıl yapayım? Şu toplum içinde çok kolay değil tabii ama biraz önce
Şöyle, Ali Bey biraz önce ne dedi hatırlıyor musunuz? Gene dedi ki yapabileceğim şeyleri değiştirmek için, ben de aynı şeyi düşünüyorum da hani başka birinden duyduğum için ayrıca hoşuma gitti. Ben de hep aynı şeyi kendime de yapmaya çalışıyorum. Değiştirebileceğim her şey için uğraşırım. Umut eylemdir benim sözlerimden birisi. Umut eylemdir, ben uğraşırım. Savaşçı bir insanım, değiştirmeye çalışırım. Değiştiremeyeceğim şeyler içinse kaygılanmayı bırakırım. Hani yoksa şey, değiştiremeyeceğiniz şeyler için de kaygılanmaya başladığınız anda katsayı sinir ve hipertansiyon ölürsünüz. O da bir işe yaramaz. Şeyi hatırlarım. Bir uzaktan akrabalardan birisi, ben Antep kökenliyim. Hiç yaşamadım ama Antep'in Akyol Mahallesi, 600-700 yıllık ailem oradan. Elazığ doğumluyum. İstanbul'da okudum, Ankara'da yaşıyorum. Nereliyim sizce? Hepsi. Bir uzaktan bir akrabamız, bir hanımı hatırlıyorum. Ben 5-6 yaşındayım. Kadıncağız televizyonda haberleri izlerken bu şey böyle... Yani hatırlayamıyorum ama önemli bir toplumsal şeydi. Ya seçimlerle ilgili bir şeydi, Ecevitçiydi o hanım. Ya Kıbrıs çıkarması mı bilmiyorum ama böyle bir şeye çok heyecanlanıyor. Bir haksızlık bir şey yapılıyor galiba. Şey, hani siyasi bir konu yani. Ve kadın heyecanla kalp krizi geçiriyor, ölüyor haberlerin başında. Şimdi bakın, iyi ilgili birisi ev kadını. Ama yani bu kadar hani... şey değiştiremez. O yapılan haksızlığı çözemez. Hani bu kadar içinde hissediyor, dertleniyor, saygı duyuyorum ama böyle hani değiştirebileceğiniz her şeyi yapın. Uğraşın mesleğinizle, önünüze çıkan engeller dümdüz ederiz. Ama ve onun için de giderek güçlenelim ki değiştirebileceğimiz şeylerin sayısı artsın diye düşünüyorum. Etki gücümü artırmak için sonuna kadar çalışırım. Fena olmayan bir etki gücüm var herhalde diye düşünüyorum. Ama bunun ötesinde değiştiremeyeceğim şeyler için de kalp krizi geçirecek kadar kaygılanmadan değiştirmek üzere gücünüzü artırmayı tavsiye ederim. Ama bunun yanı sıra tabii bir sürü şey var bizi çok sinirlendiren. Kendimiz dışında bir sürü olumsuzluk. Kendinizi düşünün, sağlığınızı düşünün. Çünkü sağlığınız olmadan bitti, her şey bitti. Öldüğünüz anda her şey bitiyor. Evet. Buyurun tabii. Şekerine baktırsın. Evet, haklısınız tabii, ona da baktırmak lazım ama şey, bence gayet dengeli bir biçimde götüren, ben sağlıklı bir insan görüyorum da hani şeyi götürmek lazım. Yani haklısınız, bu arada hipoglisemik atakta sinir ve şey olur. Evet, peki, teşekkür ediyorum. Başka soru yoksa saygılar sunuyorum. Bir de son bir söz, başlarken hep sizinle birlikte olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum dedim. Ben inanmadığım şeyleri söylemem kürsüne. İnandığım ve değer verdiğim konuları savunurum. Alan seçimimden bile belli zaten diye düşünüyorum. Ama sizinle birlikte olmak, ilk kez bir top kulelerinde düzenlenen Turmop ve sizin merkez örgütünüzle TOB'un ortaklaşa düzenlediği bir şeyde ben sizin meslek grubunuzla yıllar öncesinde bir tanıştım. Orada olanlar hatırlayacaklar. Ve gene böyle şeydi, ne diyelim, karşılıklı aşk yaşayarak ayrıldık diyeceğim. Yani ben de çok sevdim topluluğu oluşturan bütün bireyleri. Karşılıklı diye düşünüyorum. Çok onur duydum. Teşekkür ederim. Ben hocam başlayayım. Size uzularak bir şey yapalım. Evet. Arayı Gürcan Bey'den sonra yapalım. Ben bakıyorum herkesin dikkati gayet iyi durumda. Hani bir dağılma olsa şey yapardık ama. Zaten ben zamanımı verdim. Evet, şimdi kürsüye davet etmeden kısaca Gürcan Bilgiç'i de tanıtmak istiyorum. Her ne kadar ekranlardan tanıyor da olsak. Gürcan Bilgiç 54 yaşında. 37 yıldır spor medyasında muhabir, yazar, yönetici ve yorumcu olarak görev aldı. Babadan Fenerbahçeli, Türkiye'nin yarısı gibi.
Etik dışı bir açıklama oldu galiba. Baştan alayım. Ben sizin Gürcan Bey'e soracağınız soruları da duydum. Söz vereceğim yalnız. Arkada sessiz konuşuyordunuz. Babadan Fenerbahçeli ama etik olarak doğru bulmadığı için kulübe üye olmadı. Halen Sabah ve Fotomaç gazetelerinde yazıyor. NTV Radyo'da yetiştirirsek bugün program yapıyor. A Spor ve NTV'de gündemi yorumluyor. Gürcan Bey, kürsü sizin. Şimdi herkesi dikkatle dinledim. Benim de bir muhasebecim var. Biraz önce hanımefendi dedi ki işte arkadaşlar var dedi. Şirkette çalışıyor. İşte vergi kaçırmaları isteniyor. Onlar yapmıyorlar bu işi. İyi de sizin işiniz bu. Yani tabii canım bakın meslek ahlakıyla meslek etiğini karıştırmayalım bence. Bizim işimizde de böyledir. Yani meslek ahlakında siz çalıştığınız kuruma en iyi hizmeti vermek zorundasınız. Doğru mu? İşiniz bu. Nedir? Şu masrafı vergiden düşüyorsa düşeceksiniz. Vergiden düşmüyor gibi ise düşebilecek duruma getireceksiniz. Değil mi yani? Aynen. Bakın. Bir dakika Gürcan tamam. Bey önce dinleyelim. Eğer sizin bu yaptığınızı oraya gelen denetleme memuru görüp de tespit etmiyorsa etik olmayan odur. Ben size söyleyeyim. Tamam canım. Lütfen konuşmacının sözünü kes. Şimdi burada bir maç var. Yani sizin işinizde de bizim işimizde de sizin maçınız vergi dairesiyle. Yani orada çalıştığınız kuruma en iyi hizmeti vermek amacıyla. Ama iş etiğe geldiği zaman bence meslek etiğinde ilişkiler yaptığınız işten ziyade meslektaşlarınızla aranızdaki ve işvereninizle arasındaki bir ilişki. Mesela Nesrin Hanım konuşurken de şey oldu. Tıp etiğinde en önemli şey nedir? Bence mahremiyet, evet. Yani o sünnetçiden kalan sıkıntılar nedeniyle ben de oraya çok takım. Orada sizin işinizde de en önemli etik, mahremiyet. Öteki iş ahlakı. Ahlak dediğimiz zaman ne? Ülkeden ülkeye, kültürden kültüre değişiyor ahlak. Yani İsveç'te ahlaksız olan bir şey bizim ülkemizde ahlaklı olarak kabul edebiliyor. Ya da ayıp olan bir şey onların ülkesine ayıp olarak kabul edilmiyor. Ama etiğin tırnak içinde şunu söylememiz lazım. Dünyanın her yerinde etik aynıdır, değişmez. Yani iş ahlakı, iş yaklaşımı, yaptığınız yorumlar, işte evlenmeniz, eş seçmeniz her ülkede farklı yorumlanabilir ama etik dünyanın her yerinde aynıdır. Arabanızı park edersiniz. Yanlış yere park etmişsinizdir. Benim yerime park etmişsinizdir. Bu ayıp bir şeydir. Ama gidip sakatın yerine park ettiğiniz zaman etik bir şey değildir bu. Yani ayıbın ötesine geçer. Ve dünyanın her yerinde ayıptır yani. Etiğin dışındadır. O nedenle olayları değerlendirirken yani ahlak ve etiği hakikaten yani iyi kötüyü ayırır ama birbirinden de ayırmamız lazım. Şimdi bizim işimizde yani spor işinde etiğe geldiğimiz zaman spor etiğinde kazanmak adına kural dışına çıkmaktır en hafif tabiriyle etik dışı işte doping yapmak. Ne bileyim maçın hakemini etki altına almaya çalışmak, işin içine şikeyi sokmak, farklı tavırlarla, farklı yollarla kazanmak adına kendine materyal üretmek, dinamizm sağlamak. Bunlar spor etiğinin hakikaten kesin olmazsa olmazları ve dünyanın her yerinde ayrılır. Ama şöyle bir örnek vereyim. Mesela özellikle Güney Amerika kökenli sporcular mesela hakem itirazlarında falan şöyle yaparlar. Ne demek bu? Bizde değil mi? Çok güzel demek. Ha?
Onlar da Allah belanı versin falan gibi bir manaya geliyor yani. Yok yok, şey, manyak mısın demek. Yani esasında tam tanımı manyak mısın, yaptığın iş mi demeye geliyor. Ama bizim hakemler bakıyor, özellikle bizim Fener'de Lugano vardı, o yapardı böyle. Hatta bazen iki eliyle yapardı. Bizim hakem de bakıyor, lan diyor, niye? Herhalde doğru karar verdim. Adam beni şey yapıyor falan diye düşünüyor. O yüzden yani toplumdan topluma farklılaşması açısından söyledim. Ve bizim işimize geldiği zaman, yani gazeteciliğine, spor gazeteciliğine, ben hakikaten Etik Dil diye kulübü üye olmadım. Çünkü o kulübü yazıyorum, o kulübü eleştiriyorum. O kulüp üstünden sizler de beni tanıyorsunuz. Ve bir kulübe üye olduğunuz zaman onun tüzüğüne uymak zorundasınız. Yani tüzüğü kabul ediyorsunuz demektir. Ve tüzükte şu yazıyor: eleştiremezsin diyor. Yani hem kulübe üye olacaksın hem eleştireceksin. Yeri geliyor çok ağır konuşacaksın. Yeri geliyor önüne bir haber gelecek. Bu tuttuğunuz kulübe ya da üye olduğunuz kulübe ve zarar görebilecek, verebilecek bir haber. O zaman kullanmayacak mısın? O nedenle üye olmadım. Hem bu mesleği ne zaman ki bırakırız, artık evimize gideceğiz, o zaman gideceğim, üye olacağım Fenerbahçe Spor Kulübü'ne. İşin masa kısmına, yazı yazma kısmına geldiğimiz zaman ben çok şanslıyım. Çünkü alaylıyım ve ustalardan eğitim aldım. Hakikaten çok orta kuşağım. Yani Necmi Tanyalıç'ı, İslam Çupi'yi, Orhan Aldinç'i, Doğan Koloğlu'nu, Turgay Şeren'i, babam gazeteciydi, Necati Bilgiç, ilk nesilden itibaren gelenler, orta nesil işte Şansal abiler, ondan sonraki jenerasyon olarak biz geldik. Şimdi bizden sonraki hepsiyle çalışma fırsatı buldum. 82'de gazeteciliğe başladım. 12 Eylül yeni olmuştu. Cumhuriyet'teydim. Her gazetecilik ortamında da çalışma fırsatı buldum. Ve işin etik kısmını, yani neyin etik neyin etik olmadığını hakikaten yaşayarak net bir şekilde görmüş ve değerlendirme imkanına sahip olmuş. En azından o tecrübeyi yaşamış durumdayım. O nedenle buraya sadece spor yazarı olarak gelmek istedim. Mesleğim konusunda anlatmak istedim. Fatih Bey, sıkılmanız dedim ama çok sıkıldınız, ben biliyorum. O yüzden kısa keseceğim. Ama sanıyorum şu an itibariyle, yani bu dönem itibariyle gazeteci olarak bulunmuyorum. Bunu da bilin. Var mı sorunuz? Bir dakika, ben soru sormadan bir şey söylemek istiyorum. Birincisi, Gürcan Bey burada misafirimiz. İkincisi, Gürcan Bey muhasebeci değil. Gürcan Bey çoğumuzun kullandığı, çok yanlış bulduğu mükellef, aslında müşteri. Dolayısıyla çok anlamlı. Mesela biz istediğimiz kadar çalışalım, bir şey ifade edelim. Ki Gürcan Bey de toplumunda nabzını tutan biri. Kültür seviyesini de biliyorsunuz. Yani bir şey söylüyorsa demek ki bizim yansımamız bu şekildedir. Hiç şey yapmadan, kızmadan söyleyebilirsiniz. Ayrıca çok ironik şeyler de söyledi. Hani biz bugün yolda Seçil'le şeyi de konuştuk. Seçil Hoca'yla. Yani biz mesela burada evet birçok şeyi tartışıyoruz ama yani şapkayı önümüze koyalım. Dışarıya çıktığımızda mesleğimizi yaparken yapmak zorunda olduğumuz bir şeyler çıkıyor karşımıza. Boyun eğmek zorunda olduğumuz şeyler çıkıyor. İşte etik mi, yasa mı? Yani dediğim gibi ben SMM belgesi aldım ama bir büroda çalışmadım. Büroda çalışmanın zorluğunu sizler biliyorsunuz. Müşteriyle ilgilenmenin. Gürcan Bey, sizi tutuyorum ama çok özür dilerim. Rica ederim. Ben son bir yıldır özellikle bu Concordata sürecinde... Benim tarafımı tutuyorsunuz ya, hiç sıkıntı vermiyorum. Yani açık söyleyeyim, ben bu Concordata sürecinde birkaç şirkette komiserlik görevi, devlet görevi biliyorsunuz. İstenmeden geliyor, yapmak zorundasınız. Yani muhasebecilerle birlikte olduğum şirketin içine girdim. Hiç böyle oturup masadan konuşmakla görüldüğü gibi değilmiş. Hiç böyle hocalık taslayıp size, mesela bize soru geliyor. Bir seçile ya işte etik şu, etik dışı şey bu. Ya böyle değil. Bildiğiniz zaman bile uygulamasında çok zorluk yaşıyorsunuz. Baskı yaşıyorsunuz. Aynı zamanda ben 3 aydır bir dernekte, bir iş adamları derneğinde genel sekreterliğe başladım. Hani mükellef müşteri dediğimiz insanlarla, masanın diğer tarafındaki insanlarla, teknik olmayan insanlarla, muhasebe bilmeyen insanlarla. Mesela bana gelip hakikaten tanıdığın ucuza tutacak muhasebeci var mı? Az vergi çıkaracak
Ben size bunu anlattığınızda espri yapıyordunuz zannediyordum. Hayır. Yani çok büyük şirkette de adam 850 tane işçisi var, çalışanı, gelip bu soruyu sorabiliyor. Lütfen öyle düşünerek Gürcan Bey'e soru soralım. Buyurun. Bir saniye, önden uzun süredir şey vardı. Şimdi ben şunu soruyorum, bu konu soru geliyor yani. Tamam, tartışacağımız şeyler var. Hakikaten etik dışı şeyler de oldu. Benim hiç katılmadım. Mesela son Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Galatasaray yönetiminin Fatih Hoca ile sözleşme yapmasını etik bulmadım. Çünkü kutlama sporcunun gecesidir. Orada gol atan, ter akıtan, kan akıtan, gol kurtaran, sahada koşan, mücadele eden, dolayısıyla o başarıyı elde eden sporculardır. Yani sporcuların kutlanması gereken, sporcuların alkışlanması gereken bir gecede rol çalınması gibi geldi bana. Örnek olarak da son Manchester City'nin şampiyonluk töreni, kupa törenini gösterdim. Pep Guardiola 10 metre ötedeydi. Oyuncular kupaya kaldırdılar. O gitti, onları alkışladı. O nedenle şeye geldiğimiz zaman, işin başka bir tarafına geldiğiniz zaman, mesela bana en çok gelen eleştiri şudur: tarafsız değilsin, tarafsız ol. Ben tarafım. Ben Fenerbahçeliyim yani. Tarafım. Sen Fenerbahçesin, tarafsın. Yani Galatasaraylar, hepimiz tarafız. Yani bir doğuyoruz, bir cinsiyetimiz var, tarafız. İşte büyüyoruz, bir sosyal görüşe ait oluyoruz, tarafız. Önemli olan objektif kalmayı başarabilmek. Yani oradaki yorum dengesinde, oradaki fikir dengesinde o empatiyi doğru yakalayıp olabildiğince, bilginizce, becerebildiğinizce yorumunuzu objektif yapmayı başarabilmek. Bu son olayda da Başakşehir proje takım falan diye çıktılar, çatır çatır oynadılar. Çok doğru bir teknik direktörleri var, çok doğru yönetimleri var, doğru transferler yaptılar. Her sene 20 milyon euroya yakın kar ediyorlar. O kar da yönetim kurulunun cebine gidiyor. Şirket çünkü orası. Ya da masrafları varsa. Kâr ediyorlar yani, bu işin için aynı İngiltere'deki şeyler gibi. Türkiye'nin en iyi pas yapan takımı, ama bir yere gelince, bir mücadeleye girince, yani 8 puan öndeki takım birdenbire büyük bir camiayla, bu işi alışkanlık haline getirmiş bir camiayla. Yani alışkanlık derken başarıdan bahsediyorum. Yani aynı yarışa girdiğinde birdenbire şey aynı olmuyor, şartlar aynı olmuyor. Ve şu soruyu soralım: Başakşehir Galatasaray olayında Galatasaray mı şampiyon oldu, Başakşehir mi kaybetti şampiyonluğu? Yenseydi Rize'yi, yenseydi Göztepe'yi, onlar şampiyon olacaktı. Ya da şu. Aynen, yani o nedenle fazla sağa sola gitmeyelim. Olmuştur bazı şeyler. Aleyhte de olmuştur, lehte de olmuştur. Ama şampiyon her zaman haklıdır diyelim. Galatasaraylıları tebrik ederim yani. Evet, zaten mikrofon da sizde, buyurun. Mikrofon da bende. Yumuşak öncelikle, bir soru geliyor umarız. Öncelikle hoş geldiniz. Elimde silah olsa. Hayır, şimdi elle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Yani mesleğini iyi yapan var, kötü yapan var kuşkusuz. Ve muhasebe çok kutsal bir meslek. Bir terazi, aynı adalet gibi. O terazinin bir tarafını kaçırırsanız öteki dünyada görürsünüz gününüzü. Çünkü vergi kişiye has değildir. Diyelim sizin muhasebecinizim ben ve vergiyi kaçırdım. Bakın, yaşlıdan kaçırdım, okuldan kaçırdım, askerin maaşından kaçırdım. Devletin belki geleceğini mahvettim. Yani savaşta asker neyse, barışta da muhasebeci odur. Doğru vergi hesaplaması gerekir.
Bu da bizim meslek etiğimizin birinci maddesi diye düşünüyorum. Ama işinizi iyi yapmıyorsunuz o zaman. O zaman yapmayanları bulup kulakları çekeceğiz. Çok etiksiniz ama ne yapalım. Teşekkür ederim. Yine de dürüst davrandınız ve rica en edin. Azından biz doğru bir pencereden bakıp hatamızı bulup tabii, o arkadaşlarımızı... Ama sizin yaptığınız yorumlar vicdani yorumlar. Etik farklı. Siz başka bir muhasebeci arkadaşınızın müşterisini ayartıyorsanız etik dışı davranıyorsunuz. Yok hayır. Bizim yani oradaki rakamlarla oynadığınızda iş ahlakı. Bakın hayır. Ahlakla etiği ayırın birbirinizden. Ben öyle görüyorum yani. Katılmıyorum. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Evet şurada soru vardı. Bu arada bir şey soracağım soruyu almadan. Şimdi hani iftara yetişmek isteyenler de var. Ara vermeden devam etsek. Mesela ihtiyaç için girip çıkanlar olabilir. Seçi hocam siz de bir girip çıkın isterseniz. Hocam bir çıkalım biz sizinle. Evet buyurun soruyu alalım. Merhaba teşekkürler. Var var. Öyle komite var. Etik davranırsak yenersiniz. Tabii. Eczacılar odası da bizi yener. Ha %100 canım yani şey ama bizim etik kurulumuz var. Yani Türkiye çalışıyor deli gibi çalışıyor. Ve dünyadan ödüller alıyor Türk sporcular. İşte takım eksik kalınca takımını eksik bırakan antrenörlerimiz var. Çizgide arkadaşı düşünce yarışı bırakıp birinci olduğu halde yardım eden sporcularımız var. Ama bunlar aslında daha farklı yerler. İşin doğru bakmamız gereken yer nedir? Yani etik dediğinizde tüm dünyada kabul edilmiş olaylar olarak bakılıyor. Peki, biz neden tüm Türkiye'de spor camiasını etik değerlerini göremiyoruz? Şimdi şöyle bir durum var. Bir gün Cağaloğlu'nda yürüyorduk babamla. Şuradan bir keser düştü. Böyle hafif sıyırdı gitti. O gün başladık düşünmeye diye. Ya şimdi keşke idealler sizin dediğiniz gibi olsa. Bakın dünyanın bir numaralı teknik direktörü Mourinho. Adam çat 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 kupalar alıyor, ligleri kazanıyor. Herkes hayran, herkes peşinde. Senede 12 milyon euro alıyor senede. Kazandığı para. Adamın en önemli lafı şu. Eğer diyor, arabası beni geçecekse diyor, giderim diyor, depoya şekeri atarım diyor. Çok başarılı ama etik nerede? Peki işsiz kalıyor mu? Kalmıyor. Herkes onun üstünde mi? Üstünde. Bakılıyor mu? Bakılıyor. Yani iyi kötü kavramı, başarılı başarısız kavramı ya da sizin gibi karşı tarafa saldırarak onu küçük düşürmeye çalışarak onun üstüne gelme kavramı bunlar etik şeyler değil yani. Evet. Süreyi etkin kullanmak adına. Yani yok kişiselleştirmedim. Sen şimdi hanımefendiyle olan konuşmama bozuldun. Biz sizi yok etikte yeneriz. Biz daha etiyiz. Ben dedim mi biz etiyiz diye bir şey. Biz sizden etiyiz diye bir şey. Yok orada yeneriz, burada yeneriz. Yani dedim size maç bu. Sizin maçınız vergi dairesiyle. Bizim maçımız program yaptığımız insanlarla. Tabii ki burada etik olmak lazım. Belden aşağı vurmamak, yalana başvurmamak, doğrular üstüne hareket etmeye çalışmak, yanlış olduğunu bildiğimiz halde o yanlışı savunmaya kalkmamak ki yapanlar var. Yani bazı programlar var hepinizin ağzında. O aslında spor ya da futbol programı değil, biraz şov programı olarak görün diyorum ben bana söyleyen. Çünkü inanmadığı şeyi adam çıkıyor savunuyor. Çünkü polemik çıksın, kavga çıksın, insanlar seyretsin, reyting artsın. Ya da daha çok okunsun, daha çok seyredilsin diye. Yani bu iş ahlakına da uygun değil. İş etiğine de uygun değil. Ama herkese onları seyrediyor. Ya. Evet, biz karşılıklı şeye çevirmeyelim.
Gürcan Bey'e çok teşekkür edelim. Çok sağ olun.